hastalıkların tedavisinin temelini yatan, bağımlılıklardan kurtulmaya sebep olan, kişinin aydınlanmasına etki eden, uyanışa sebebi olan veya temel konu. Yani siz aslında doğru olduğunu sanıyorsunuz ama aslında değil. Bunlar devam ederse ne olur? Bu yıkıcı durumları kronik olursa ve miktarı çok artarsa affetmeniz hayatınızda en önemli unsur olmalı bence. Mesela birisine kızdım, Ayşe. 30 sene kafama taktım. Affettiğimi nasıl anlarım? Kendi zihinlerinde affettiğinde özgürleşmiş oluyorlar. Olmuş Aynen. bitmiş yani, değil mi? Aynen. Aynı şekilde. İkimiz farklı inançlara sahibiz. Farklı duygular barındırıyoruz. Farklı bilgilere sahip, farklı algılıyoruz, farklı beklentilerimiz var hayatla ilgili. Yani biz iyi veya kötü değiliz. Hocam, hoş Biraz zor geldiniz. oldu bugün. Yok, siz bana, ben size gönderince Evet. oluyor. Ben de söylemeyi unutuyorum hep. Evet. Biriniz göndersin demeyi unutuyorum. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Hoş Teşekkür geldiniz. Mukaddes Hanım. Hayırlı akşamlar. Özledik. Geçen ay aksilikler oldu. Buluşamadık benim Evet, öyle hatam oldu. yüzünden. Evet. Hatta Siz de bugün... kamptaydınız. Nasıl geçti kamp? Güzeldi, fena değildi. Evet, yoğundu. Bu hafta da kamp vardı. O da bitti, şükürler olsun. Güzel, her şey yolunda, her şey iyi gidiyor, şükürler Arada olsun. görüyorum Instagram'da. Siz de çok güzel kilo vermişsiniz hocam. Kampta Yani gördüm. Yani aslında... daha doğrusu kilo vermek değil. Zaten hiç kilonuz yoktu. Olduğu gibi yani incelmişsiniz sanki iyice. Değil mi? Bana mı öyle geldi? Aynı yani. Bazen şeyler yani bazı videolar çok kalın çıkıyor. Bazı videolar ince çıkıyor. Kameradan kameraya değişiyor yani. Normalde aşağı yukarı aynıyım yani. Bir tek sizle başladığımızda bir ameliyat geçirmiştim. O O zaman zamanlar çok şişlik vardı. farklıydı. O Evet, zaman ondan sonra şişlik vardı. koronadan yattım işte 6 ay falan hastanede. O zaman bir kilo alımım vardı. Ondan sonra Hiçbir şey tabii kalmadı normale döndüm. değil mi hocam? Şükürler olsun. Yok, bir şey yok şu anda. Her şey normale döndü. Ameliyat izi kaldı tabii. O deriyi aldıkları yer kaldı. Onun haricinde de işte vücudumda 580'e yakın serum hormon ilacının vermiş olduğu etkiler vardı. O da attığıma Çok inanıyorum götüne. şükür. Şükür. Hayır, Evet. çok ilginç. İlginç olan ne biliyor musunuz? Bunu siz defalarca da söylediniz. Neredeyse eğer siz kendiniz dur demeseydiniz, sadece korona yüzünden öldüreceklerdi, ölecektiniz hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bu benim başıma bir kere gelmedi. 3-5 kere gelen bir vaka. Yani insan, hekimler tenzil ediyorum ama belirli mesleklerdeki hekimler kendi işleri olmadığı halde yorumlayarak yani olumsuz yorumlar sunuyorlar insanlara. Bu da insanların inanmasına sebebiyet veriyor ve insanların inanması kendi bedenlerini etkilemesine sebebiyet veriyor. O yüzden burada çizgi çok önemli. Elbette hekimin yorumları, röntgen, işte atıyorum tahliller vesaire, MR vesaire gibi tanı koyduktan sonra bakılmalı, dinlenilmeli. Ama bir doktor yeterli değil. 3-4 doktora gösterilmekte fayda var. Çünkü doktorun telkini hastalarda çok büyük etki ediyor. İmamın telkini etmez ama doktorun telkini eder. Yani imamın şöyle eder tabii ki, inançlı insanlarda da o eder de. Yani herhangi birisinin telkini etmez ama bir otoritenin telkini hastada ciddi anlamda kabullenme, şartlanma, kabullenme eder. Dolayısıyla eğer beyninizi, zihninizi siz yönetemiyorsanız, çünkü beden sabit değil, ambeyan değişen bir yapı, hiçbir şekilde bedene şey yapamazsınız. Bu böyledir, böyle kalır, böyle olur. İşte kiloludur, zayıftır, şudur, budur, işte hastadır. Yani elbette o an öyledir ama bu her zaman değişmeye açık bir yapıdır beden. Dolayısıyla herhangi bir telkin kalıcı olabilir kişide. Yani bu uzmanların telkinleri de doğru olması ihtimali %100 olmasa da, çünkü beden devamlı yenileyebilir kendini. Kişinin fikirleri değişebilir. Değiştiği zaman bedeni iyileştirebilir. Dolayısıyla uzmanların şeyleri de koyduğu tanılar veya gelecekle ilgili ön yargıları veya ön fikirleri doğru değildir. Tehlikelidir aslında. O yüzden ben bunu hem kendi hayatımda biliyorum, hem danışanlarım, hem de birlikte yaptığımız birçok uzmanlarla çalıştığımız birçok alanda ben bunu çok kez rastladım.
Yani beden sabit değildir, an be an değişir, geleceğe önü açıktır. Herhangi bir uzmanın gelecek hakkındaki ön yargıları kişinin öyle inanıp bedenini öyle şekillendirmesine çok büyük etki eder. O yüzden hekimlerin ağzından çıkan sözlere, gelecekle ilgili sözler için biraz şeye bakmak lazım. Yani araştırmacı ruhla bakmak lazım. Sabit ruhla fikirle bakmamak lazım. O an verdiği bilgiler doğrudur. Çünkü sonuçta MR'dır, tahlildir, röntgendir vesaire vesaire. Ama gelecekle ilgili tahminleri insan kendi inandığı şekilde dönüştürebilir diyoruz. Öyle başlayabiliriz yani. Güzel hocam, çok güzel bir mesaj oldu. Şimdi bu akşam konu başlığımızda özgürleşme. Yani hakikaten çok farklı, çok özel bir konu. Ben yavaş yavaş yine sözü size bırakayım, ancak toparlarız çünkü. Evet. Buyurun hocam. Zaten konumuz zaten aslında hastalıkların tedavisinin temelini yatan, bağımlılıklardan kurtulmaya sebep olan, kişinin aydınlanmasına etki eden, uyanışa sebebi veren temel konu özgürleşmek. Dünyada bütün savaşlar bugünkü çağımıza kadar özgürlük için yapılmıştır. Özgürlük aslında bir esaretten, bir durumdan, bir istenilmeyen bir durumdan kurtulup istenilen duruma yönelmesi anlamına gelebilir. Dolayısıyla asıl buradaki konuşacağımız özgürlük ise kendi düşüncelerimizden kurtulmak. Kendi davranış biçimlerimizden, davranış alışkanlıklarımızdan, kendi zihnimizdeki düşünce tarzlarımızın bize verdiği esaretten kurtulmaktan bahsedeceğiz. Yoksa herhangi bir kavram değil. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz sahip olduğumuz beyine, potansiyel beynin içerisindeki bilgiyi biz kendi adımıza oluşturduğumuz, kendimizin geliştirdiği veya kendimizin tamamen yüklediği bir durum değil. Biz beynimizdeki bütün bilgileri, aslında atalarımızdan gelen bilgileri alıyoruz. İşte 1000 senelik, 2000 senelik, 5000 senelik, 3000 senelik, 100 senelik, 200 senelik bilgiler, işte kulaktan dolma, kitaplardan, ansiklopedilerden, işte atıyorum bugünkü çağımızda sosyal medyadan ya da okullarda öğrendiğimiz öğretiler, ebeveynler, çevre faktörleri, medya gibi birçok etkenler bizi bilgiyi pompalıyor ve bu bilgiyle biz dünyaya bakış açımızı geliştiriyoruz ve dünyaya bakıyoruz aslında. Dolayısıyla biz çoğu bilgilerimiz içerisine baktığınız zaman dini, ahlaki, kültürel, genel, lokal, mental, medeni hukuka dayalı bilgiler ya da işte beslenme bilgileri, yaşamla ilgili, başarıyla ilgili bilgilere sağdan soldan toplayıp kafamıza dolduruyoruz veya kafamıza doldurmayı başkaları yapıyor 12 yaşımıza kadar. Sonra 12 yaşımızdan sonra kendimiz de bunları etüt edip muhakeme etme şansına sahip oluyoruz. Doğal olarak biz hiçbir zaman kafamızdaki fikirleri özgürleştirmiyoruz. Tesadüfen yol üzerinde giderken bazen inançlarımız değişiyor. Bazen aldatıldığımızı anlıyoruz. Bazen yalan, yanlış, yanıltıcı inandığımız bilgileri farkına varıyoruz. Böylelikle o bilgilerden kurtuluyoruz. Ama sonuç itibariyle hiç kimse ömrünün sonuna kadar, yani dünyamızda gelmiş geçmiş bugüne kadar yaşayan herkes dahil, hiç kimse tamamen beynindeki bilgileri, işte atıyorum kendi bilgileri olası, hepsinden özgürleşe, korkulardan yenmiş gibi bir şey hiç kimsenin yapabileceği bir iş durum değil. Tabii şu anda koronadan sonra piyasalarda türemiş olan 5 dakikada bilinçaltı temizliği yapan bir sürü de insan var. O ayrı bir konu. Ama anlamamız gereken şey şu, bu bilinçaltı veya beynimizdeki bu bilgiler bize ait, bize yüklenmiş kişilere ait veya işte 5-10 bin senelik atalarımıza ait bilgiler. Bu bilgileri veya deneyimlerle öğrendiğimiz bu bilgileri ancak kendimiz profesyonelce, bilinçli bir şekilde değiştirebiliriz. Bu mümkündür. Ya da gelişigüzel hayatın içerisinde yaşarken farkına vardığımızda değiştirebiliriz. Ama şu var, eğer biz beynimizdeki bu bilgileri daha önce deneyimlediğimiz, deneyimle öğrendiğimiz, modelleyerek öğrendiğimiz, işleyerek öğrendiğimiz bu bilgileri biz eğer bakmaz, farkına varmaz, onları süzgeçten geçirmezsek bu bilgiler bizi bir şekilde bir sağa bir sola, hayat bizi bir şekilde sürükleyecektir bir yerlere. Sonra istemediğimiz bir yaşam, istemediğimiz bir hayat, bağımlı olduğumuz kişiler, olaylar, maddeler, cisimler gibi birçok şey bizi bir yere sürüklemiş olur. Dolayısıyla burada özgürleşme şunu yapacaktır. Siz bağımlı olduğunuz, işte doğru olduğuna inandığınız ama içinizden gelmeyen inançlarınızı yerine getirme durumları, efendime söyleyeyim, istem dışı davranış biçimlerinizi,
veya işte istek duyduğunuz hedef, amaç veya herhangi bir noktaya varmak istediğiniz bir konuyu başaramadığınızda, buraya götürecek herhangi bir bilgiyi bertaraf ederek, yani bu korku, endişe, kaygı, tasa olabilir. Artı öfke, öfke, nefret gibi bilgiler olabilir. Bunların hepsini siz yönetebilirsiniz. Yani özgürleştirebilirsiniz beyninizde. Önce bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi özgürleşmek deyince temel anlamda ben üç bölüme ayırıyorum özgürleştirmeyi. Bırakmak diyorum birincisi. Yani bu konuda birçok kitaplar var, bu konuda birçok bilinçlendirmeler var. Fakat ben özellikle kilonun dışında ağırlıklı özgürleştirme programlarını geliştirmeye başladım. Bununla ilgili kitaplar yazıyorum çok bu aralar. Büyük ihtimalle seneye Ocak, Şubat, Mart aylarında çıkartacağım. Veya zaten bu aralar doktora yapıyorum psikolojide. Onunla ilgili tezler için de hazırlıyorum. Özgürleştirme konularıyla ilgili tezler de hazırlıyorum. Yani kamplar başlattım işte Kasım Aralık aylarında bu alanda, özgürleşme alanında kamplar da yapacağım. Bunun detaylarıyla uzun zamandan beri çalışıyordum. Yavaş yavaş genel anlamda bunu lanse etmeye başladım çevreye. Çalışmalarımda şunu buldum. Bu üç aşama, yani bırakmak, yüzleşmek ve affetmek. Bu üçü de sizi özgürlüğe götürüyor. Elbette özgürleşmede, affetmede veya işte atıyorum yüzleşme gibi çalışmalarda birçok insanlar işte emotion freedom teknikleri olsun, işte atıyorum theta healingler vesaire bir sürü çalışmalar olabilir. Bu benim alanıma girmiyor. Ben nörobilimciyim. Artık psikolojide doktora yapmaya çalışıyorum. Yani alanım psikoloji, nörobilim, beynin çalışma yöntemleri vesaire. Dolayısıyla bu alana baktığımız zaman bu alandaki birikintilerin içerisinde biraz daha bilimsel yaklaşımlar görüyoruz. Daha ciddi yaklaşımlar, daha ciddi çözüm üreten alanlar görüyoruz. Diğerlerinde tabii alternatif tıp ve alternatif de ayrı bir konu. Ama şu benim kendi penceremden, ilmim alanından baktığımız zaman bırakmak, yüzleşmek veya affetmek her üçünden birisi sizi bir tür özgürlüğe götürüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hayatımızda sadece anne baba, öfke duyduğumuz ortaklarımız, taciz veya depresyona neden olan, travmalara neden olan kişiler, olaylar veya kendimizi affetmenin haricinde bizim bağımlı olduğumuz gıdalar, bağımlı olduğumuz uyuşturucu, alkol, sigara vesaire vesaire birçok bağımlılığımızı sayabileceğimiz bir sürü şey sayabiliriz. Nesneler, cisimler, maddeler. Yani genel anlamda özgürleşmekten bahsediyoruz burada. Sadece kişiler, olaylar, kendinizi affetmekten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda davranış biçimleriniz, duygularınızdan kurtulmak veya belirli duygu durumlarını sizi bağımlı kılan ve sizi hükmeden duygularınızdan da kurtulmak. Yani elbiseler olabilir, ev olabilir, alan olabilir, şehir, ülke olabilir, şehir olabilir. Kısacası baktığınız zaman sizin iletişim kurduğunuz nesne, cisim, obje, kişi ve olay, her şey, duygu durumu dahil her şeyden özgürleşebilirsiniz. Yani çünkü çıplak geldiniz, temelde şu yatıyor, çıplak geldiniz ve çıplak öleceksiniz. Çıplak gelip çıplak ölmek demek, kişinin yalnız olması demek. Yalnızken kişi ilişki kuruyor. Yani bir nesneyle, cisimle, objeyle ilişki kuruyor ve iletişime geçiyor. Ve bu ilişkiden doğmuş olduğu herhangi bir bağımlılık veya kölelik veya taraftarlık olayı hayatına geliştiriyor. Ve bu taraftarlık, bağımlılık, bu iletişimden ortaya çıkan durum kendisinin istemediği istikamette yaşamasına sebebiyet veriyor. Doğal olarak biz bunlardan kurtulabiliriz. Yani belki annemizi babamızı bırakamayız ama affedebiliriz. Korkularımızı bırakmamız gerekmiyor ama yüzleşerek onları etkisiz hale getirebiliriz. Yeme bağımlılığımız, alkol, sigara, uyuşturucu gibi şeyleri affedemeyiz ama yüzleşerek onların davranış biçimlerimizdeki miktarını dengeleyebiliriz veya ayarlayabiliriz. Kısacası özgürleşmek istiyorsak bu düşünce olabilir, duygu olabilir, kişi olabilir, olay olabilir, saydık demin bir sürü neden. Hepsinle özgürleşebiliriz. Yani hepsinle olan ilişkiyi, duygusal bağımızı kopartıp kendi başka bir iletişim, başka bir noktayla ilişkiye geçebiliriz. Bunun altında da işte üç temel kavramla bunu çözebiliriz. Nedir bu üç temel? Açarsam bırakmak. Bırakmak birincisi olan kavram. Bu başka noktayla ilgilenmek anlamına geliyor. İlgisiz kalmak. Yani ilgi yasasıyla ilgili bir konu bu. E eşittir MC karenin üretmiş olduğu bir açılımdır. Yani ilgilendiğin büyür, güçlenir, artar. İlgilenmediklerin hayatından çıkar. Mantığı böyle çalışıyor. Dolayısıyla örneğin
bir elbisenizle, bir telefonunuzla, bir arabanızla, bir şehirle affetme çalışması yapamazsınız ama onu bırakabilirsiniz çok basit. Veya çok değer vermediğiniz bir arkadaşınız ama sizi engelleyen, hayatınızda engel olan, ilerlemenizde katkı sağlayan herhangi birisini sırtına dönebilirsiniz. Bırakmak sırt dönmek gibi. Atmak, kırmak, parçalamak, yok etmek veya işte atıyorum ilginizi kesmek diyebiliriz. Mesela herhangi bir eşyayı parçalayabilirsiniz, kesebilirsiniz, atabilirsiniz. Fakat mesela sigara gibi, alkol gibi, uyuşturucu gibi konuları bırakamazsınız. Bunlar bırakma teknikleriyle çözemezsiniz. Ama sırtınıza dönebileceğiniz her şeyi döndüğünüzde ona enerji yüklemeyi bırakmış olursunuz. Ona ilgi vermeyi bırakmış olursunuz. Bu da sizi özgürleştirir. Bunu biz kiloda çok yapıyoruz. Bağımlılıklarda çok yapıyoruz. Mesela bol elbiseleri bırakmak gibi, büyük tabakları bırakmak gibi. Efendime söyleyeyim, şehri bırakmak, evi bırakmak, başka bir eve geçmek, belirli arkadaşlardan uzaklaşmak, zaman hırsızlarını bırakmak gibi, örneğin televizyon gibi birçok böyle lüzumsuz zamanımızı çalan oyunları bırakmak gibi basit bir şekilde. Tabii herkes oyunu bırakamaz, bu bir bağımlılık olabilir. Bu yüzleşmeyle çözülebilir. Yani bırakabildiğiniz her şeyi sırtınızı dönerek bırakabilirsiniz. Yani yüzünüzü döndüğünüz ve iletişim kurduğunuz, ve iletişim kurduğunuzda enerji akıtmış oluyorsunuz. Mesela ben şu anda Mukaddes Hanım'la iletişimdeyim ve ona enerjimi akıtıyorum. Onun gelişmesini, büyümesini sağlamış oluyorum. Arkamda ise işte atıyorum başka bir şey var. Oraya sırtımı dönmüş oluyorum ve onunla ilgilenmemiş oluyorum. Yani arkamdakiyle bir tür özgürleşmiş oluyorum. Yani ilgilenmek dediğimizde artı veya eksi fark etmeden yani şikayet etmek, şükretmek fark etmiyor yani. Bir noktayla iletişimde olmak, ilgilenmek anlamına geliyor. Dolayısıyla ilgilendiğiniz şeyden özgürleşemezsiniz. Öyle anlatayım. İlgilenmediğiniz şeyden... Müthiş bir anlatım. Bunu her şeye uygulayabileceğiz o zaman. Her şey. Her şey ama mesela anne baba mecburen hayatta olduğu için, yanımızda olduğu için onu bırakamayız yani anne babayı. Orada affetme çalışmaları etkili oluyor. Ama belirli maddeler, cisimler, hani obje diyelim bunlardan veya belli arkadaş gruplarımızdan çok rahat sırtımızı dönerek hayatımızdan çıkartabiliriz. Bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Mesela panik atak örneğin, konsantrasyon bozuklukları, motivasyon yıkıcıları, mesela zaman hırsızları, efendim mesela yıkıcı duygu veren insan grupları. Bunların hepsinden kurtulabiliriz. Bunlar çok kolay yöntemle, yani ilgiyi değiştirerek çok kolay kurtulabiliriz. Ya da işin belirli kişiler, olaylar endişe üretebilir size. Kaygı üretebilir. Belirli kişiler, olaylar, maddeler, cisimler korku üretebilir. Bu tetiklemeye sebep olan durumlardan da kurtulabiliriz çok kolay. Alandan kurtulabiliriz. Yani alanı bırakabiliriz çok kolay. Herhangi bulunduğunuz alandan çıkarsınız. O alandan çıktığınız anda düşünceniz bir anda değişir. Buradaki olay işte E eşittir MC karenin vermiş olduğu açılımdaki ilgi yasası diyebiliriz. Bu ilgi yasasının basit bir prensibidir. Ha, yüzleşmek ne demek dersek, hani üç aşama dedik ya, bırakmak, yüzleşmek, affetmek. Yüzleşmek ne demek derseniz, yüzleşmek doğru olduğuna inandığınız, doğru olduğuna inandığınız ama yalan, yanlış ya da yanıltıcı olan ve sizin istemediğiniz davranış biçimlerinize sebep olan durumları dan kurtulmak veya onları nötre dönüştürmek. Bu da yüzleşmek oluyor. Tekrarlayalım. Doğru olduğuna inandığınız yalan, yanlış, yanıltıcı. Yani siz aslında doğru olduğunu sanıyorsunuz ama aslında değil. Önce bunu tabii farkındalıkla ortaya koymanız gerekiyor. Farkına varmanız gerekiyor. Farkına vardıktan sonra da yüzleşme yapmanız gerekiyor. Yüzleşme uygulandığında bu nötre dönüşüyor. Şöyle de anlayabiliriz. Yani yüzleşme ve affetmede şöyle bir kural geçerlidir. Şimdi bir bilgi üç kutuptan meydana gelir diyelim. Aslında iki kutup da. Üçüncüsü de nötr diyelim. Negatif, pozitif ve nötr uçlar diyelim veya çizgiler. Sonuç itibariyle nötr, orta, denge, merkez dediğimiz çıta. Yani şu bir çıta olsa burası negatif, burası pozitif diyelim, burası da nötr. Şimdi bu üç nokta, iki uçtaki kavramlar ikisi sizi etkili duruma sokuyor. Yani ne demektir bu? Bu şu demektir. Siz artı veya eksi yüklediğiniz anda o konu hakkında tamamen etkili duruma dönüşüyorsunuz. Diyelim ki siz olumlu anlamlar yüklediniz. Yani şöyle de bir örneklerle anlatabilirim kısa, daha iyi anlaşılsın diye. İki tane
çift düşünelim. Bunlar birbirini tanımıyorlar. Tanımadıklarında ikisi de birbiri için nötrdürler. Bunlar tanışıyorlar, sevgili oluyorlar. Birbirlerine sevgilim fikrini koyup, anlamını koyup artık ayrışıyorlar. Sokaktaki diğer çiftlerden farklı oluyorlar. Çünkü birbirlerine sevgilim dediler. Bir süre sonra nişanlandılar, evlendiler. Kocam demeye başladılar. Bu sefer ne oldu? Anlamları artı anlamlar, olumlu artan anlamlar. Onlar birbirine koymaya başladı. Arada sıra çocuk oldu. İşte çocuğumun annesi, çocuğumun babası. Ne oldu? Olumlu anlam arttı. Sonra aralarında kavgalar başladı. İşte çok içiyor, çok geç geliyor, çok pis kokuyor, eve gelmiyor, para kazanmıyor. Yani bir takım olumsuz, negatif diyelim bu sefer anlamlar yüklenmeye başlandı. Bu sefer ne oldu? Kişi bu çiftler arasında birbirleriyle ilgili hem artı hem de eksi anlamlar konulmaya başlandı. Bu o zaman her iki tarafta da etkili olacaktır. Yani bu iki çift diğerleri sokaktan geçen herhangi bir insanla olan ilişkilerinde bir etkileşim yaşamazlar. Ama kendi aralarındaki her türlü iletişimde etkileşim yaşarlar. Neden? Çünkü anlam yüklemişlerdir birbirlerine. Oysa ki ikisi de tanımadan daha önceleri sokaktaki iki ayrı insanlardı. Ama şimdi çocukları da olduktan sonra evrendeki, hatta yani dünyamız değil tüm evrendeki ikisi özel insanlar birbiriyle ilgili. Yani çocukların annesi, çocukların babası. Ayrılsalar bile bu ikisi kafalarındaki eksiler ve artılar devamlı onları etkiler. Etkileşimi bırakır, tutar. Eğer bunlar boş kağıt üzerinde boşansalar da kafalarda boşanmadığı sürece etki devam edecektir. Artı etkilerde taraf, köle, kayıp, üzüntü, öfke, aidiyet duyguları oluşurken eksilerde ise üzüntü, kavga, incinme, kayıp, zarar, kin, öfke gibi etkileşimler ortaya çıkacaktır. Yani biri üzüldüğü zaman diğeri üzülecektir. Biri kaybettiği zaman diğeri kaybedecektir gibi. Ya da birisine kızdığı zaman işte orada üzüntü, incinme, kırılma işte gibi kavramlar, duygular ortaya çıkacaktır. Duygular ortaya çıkınca ne olacaktır? Bu duygular bizim bir davranış biçimimizi ortaya koyar. Ya çok harekete sokar ya da bizi hareketsizliğe sebep getirir. Ya da doğru davranış biçimine dönüştürebilir ya da yanlış davranış biçimine dönüştürebilir. İstenmeyen davranışa dönüştürebilir. Yani duygu artık yükselmiş, frekansı artmış bir düşüncedir. Düşük frekanslı davranış biçimidir. Davranışın bir önceki adımıdır duygu. İşte bu duygular bizi yönetmeye başlar. Bu duygular endişe, koyku, tasa vesaire saymakla bitmeyecek 130 çeşit duygu sayabiliriz. Bu duyguların tamamı bizde hem hormonal bazda içsel olarak vücudumuzda hormon salgılamasına, hormon salgıladığında vücudumuzda belirli bezlerin, sindirimin, işte metabolizma yapılarının, hücrelerin etkilenmesine sebebiyet verip bedenin hızlı, sağlıklı, güçlü, güçsüz, zayıf vesaire veya hasta olan hücrelere sebebiyet verir. Yani vücutun çalışmasına yön verirken aynı zamanda hücreleri bozmaya veya hücreleri iyileştirmeye de sebebiyet verir. İşte biz buna psikosomatik hastalık diyoruz. Yani bizi kim hasta eder? Kocamız, eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız, kayınvalidemiz, kayınpederimiz. Türkçe bu. Sokaktaki adam sizi hasta etmez. Neden etmez? Çünkü etkileyemez. Neden etkilemez? Çünkü anlam yüklemediniz o kişiye. Burada anlam yüklediniz. Buradaki anlamlar aslında sizi üzen, mutlu eden, ağlatan, güldüren, uçuran, işte yani her türlü şeyi erken yaşlandıran hepsi anlamlardır. Size göre anlamlardır. İşte insanı eşsiz kılan da burası. Yani aynı kişi hakkında farklı anlamlar yüklüyorsunuz. Örneğin siz eşinizle ilgili yüklediğiniz anlamlar sadece size aittir. Annesine ait değildir. Annesi ona başka bir şey bakıyordur. Aslan oğlum diye bakıyordur. Aslan kızım işte bir tane benim kızım diye bakıyordur. Siz ona eşim olarak bakarsınız ve kendi anlamlarınız vardır. Ve kendi anlamlarınız sizi zaten o duyguları ürettirir veya o duyguları yönetir. Dolayısıyla burada yapılan nedir? Yüzleşmede ve affetmede nötre dönüştürmek esastır. Yani şimdi özgürleşmenin iki basamağı olan, işte bırakmada bu yok, bırakmada bırakıp gidiyorsunuz. Yani sırtınızı dönüyorsunuz Türkçe. Yani yüzünüzü o kişiyle iletişime, o olayla iletişime kesip sırtınızı dönüyorsunuz. Başka bir noktayla iletişime geçiyorsunuz. Bunun adına bırakma. Bu sizi özgürleştirir. Belli nesne ve cisimlerde. Ama olay anlamlar yüklediğiniz ve anlamlarla da yaşadığınız bir durumsa, örneğin yemek yemek. Bu sizin ömür boyu yaptığınız bir şey ve anlamlar yüklüyorsunuz. Örneğin anne babayla birlikte yaşamanız. Bu sizin anlam yüklediğiniz ve ayrılamayacağınız bir konu. Sizin tecavüzcünüzle atıyorum
bırakabilirsiniz. Yani sırtınızı dönüp başka bir yere gidebilirsiniz ama kafanızda bu anlam devam ediyorsa o zaman affetmeniz lazım. Yani burada kafada kalan anlamlar için bırakma yeterli gelmeyebilir. Yani bıraktım, ben seni bıraktım, gittim diyorsunuz ama kafada bitmiyor diyelim. Yani ayrıldınız, eşinizle ayrıldınız, çocuklarınız da var veya çocuk olmadığı da olabilir. Ayrıldınız ama kafada hala onun bir anlamı var sizde. O anlam devam ettiği sürece boşanma ihtimaliniz yok. Hep sayarken de birinci eşim diye sayarsınız. Yani ikinci eşiyle evlenirsiniz ama hep birinci eşim dersiniz gibi. Şimdi burada anlamları geri almak var. Geri almak adı nötrleştirmek. Yani yüzleşmek. Doğru olduğuna inanılan yalan yanlış yanıltıcı. Ama aynı zamanda affetme de anlamları geri almak var. Her ikisinde de anlamları geri almak varken şöyle söyleyeyim. Yüzleşmede ise nötrleştirmenin yöntemi doğru olduğuna inandığınız yalan yanlış yanıltıcı bilgilerin nötr durumuna dönüştürmek. Gerçeğini görmek diyelim. Gerçeğini. Yani diyelim ki ineğe tapıyorsunuz. İneğe taparken ineğin Tanrı olmadığını fark etmeniz. Tanrı'nın olmayacağını anlamanız inek hakkındaki inancınızla yüzleşmek anlamına gelir. Ya da yiyeceklerin kilo aldırdığına inanmak. Bu bir yalandır mesela. Bu en büyük yalanlardan bir tanesidir. Oysa ki yiyecekler enerji aldırır. Enerji aldırır. Yani enerji aldıran bir şeyin kilo aldıracak anlamına gelmez. Dolayısıyla bu bilgiyle yüzleşmek. Ya da korkularınız. Uçak düşecek korkusu. Uçak düşmez ki. Yani elbette uçak da düşer. Yürürken sen de düşersin. Merdivenden de düşersin. Her zaman düşebilirsin. Yani düşme ihtimali sadece uçakta olmaz. Ama kişi uçakta mutlaka bindiğinde düşeceğine inanır ve binemez. Onun yalan olduğunu, yanıltıcı olduğunu, yanlış olduğunu kendine ikna etmesi. Diyecekler ki uçak düşmesi yalan mı? Yani senin düşmen yalan, yanlış, yanıltıcı. Uçağın düşmesi de uçak zaten düşer. Nasıl düşer? Milyon uçaktan bir tanesi düşebilir. Yani teknik arıza yapabilir ama teknik arıza araba da yapabilir, motor da yapabilir, sen de yapabilirsin yürürken. Havuza girersin, düşersin. Yani denize girersin, köpek balığı seni ısırır. Yani her yerde bu ihtimal var yani. Ya ama ki köpek balığının seni ısırma ihtimali ne kadardır? Evet. Onun gibi. Çok az. Çok az ama işte kişi köpek balığından korktuğu zaman kendisini ısıracağına inanır. Yani bütün dünyada hiç kimse ısırmıyor, gelip seni buluyor gibi. Yani bu senin korkundur yani. Korkularından bahsedersek. Ya korku zaten sana geleceğin olur. Ya mesela köpek korkusu. Geçenlerde de vardı bir köpek korkusuyla ilgili böyle bir çalışma vardı. Orada da gözlemledik biz bunu grup olarak. Şimdi köpek korkusu. Ya sokakta insanlar köpeği ne yapıyorlar? Gezdiriyor. Evinde besliyor. Kimse korkmuyor. Öbür tarafta Çin'de insanlar onu kesip öldürüp yiyor. Orada da herkes yemek gibi görüyor. Bir tek sende var bu köpek korkusu. Yani sen gibilerde var diyelim. Şimdi köpek korkusu Ne yapacak köpek seni diyorsun? Köpek diyor işte beni ısırır. Yani bu kadar insanın içinde gelip seni bulacak, ısıracak yani. Ona inanıyor yani. Ona inandığı için korkuyor. İşte patileri var diyor. Senin de var tırnakların. Yani senin kocan da seni tırnaklayabilir. Yani herkes seni tırnaklayabilir gibi. Yani bir şekilde bu korkular, endişeler, kaygılar beynimizde oluşuyor. Ve bu beynimizdeki korkular, endişeler, kaygılar vesaire olmayacakken 100.000 kere kafamızda bunu oldurtturuyoruz. Ve bu acıyı 100.000 kere hissediyoruz. Keşke bir kere gerçekte köpek ısırsa bir kere acı çekeriz, bir daha da biter. Ama biz bunu 100.000 kere tekrar tekrar korka korka 30 sene yaşıyoruz yani. İşte bu durum gibi durumları kurtulmak istiyorsak kesinlikle bu yüzleşmenin haricinde olmaz. Ama tabii birçok insan çok piyasalarda benim gördüğüm kadarıyla çok da sağlıklı davranışlar yapmıyorlar. Mesela eline köpek veriyorlar, köpeği kafasına vuruyorlar falan, köpeği sevmiyorlar bilmem ne. Yani köpekle yüzleşerek sözde, hani dokunarak sözleşerek korkuyu yenmeye çalışıyorlar. Ya da korkuyu en üst şeye çıkartıp işte en sonuna sen vardın bu korkuyu, bir daha da varmazsın gibisi. Bu mesela birçok psikolojide de uygulanan bir mantık bu. Ama bu iyi, doğru ve doğru değil. Yani çok da sağlıklı değil. Çok kişilerde de depresyona sokabilir, korkuyu büyütebilir, derinlik yapabilir, takıntıya sebebiyet verir, korkunun farklı boyutlara dönüşerek farklı travmalara yol açabilir. O yüzden bence burada yapılacak en güzel, sağlıklı olan yüzleşmek ama kafada yüzleşmek. Yani herhangi bir hayvanı alıp onu tutmaya çalışıp işte onu korkmuyorum artık senden kurtuldum değil. Kendine inandığı, yani inandığı bir yalanı, yanlışı, yanıltıcı bilgiyi bertaraf etmek doğru olan kısmıdır. Yani şöyle ineğin tapılması gibi diyelim. Yani ineğin tapılması ne kadar doğrudur bir Türk veya Müslüman için sorduğunda
çok komik gelir yani. İneğe tapmak, maymuna tapmak, sıçana tapmak. Bunlar mesela Hindistan'da tipik şeyler, tanrılardan birkaçı örneği. Bunlar doğru mudur? Bir Müslüman bunu kabul edemez. Yani doğru değildir. İşte kişinin de bunu fark etmesi, bu şeyi, yüzleşmeyi çözmüş olması anlamına gelir. Bütün davranışlarımızda da yüzleşmeler çok önemlidir. Yüzleşme bir tür insanın kafasında uzun süre bir konunun kalmamasına sebebiyet verir. Yani yüzleştiğiniz zaman artık o davranış biçimi hayatınızdan çıkmış olur. Yani yüzleştiğinizde karşı tarafın gücü, yani gücünü yitirirsiniz. Bu mesela alkol, ben çalışmalarımda, alkol çalışmalarımda, hatta tezde de bunu tez olarak bir kısmında yazmıştım. Hatta son zamanlarda ücretsiz alkol çalışmaları aldım. 20-30 kişiyle çalıştım. Hepsi de alkolden bıraktılar. Hatta çok zengin, popüler insanlar da girdi bu denek çalışmalarıma. Yani bir iki seansta alkol tamamen bıraktılar. Öncelikle alkolle ilgili inançlarını ortaya koyduk. O inançları çürüttüğümde alkolü bıraktılar. Sigarada da yaptım aynı deneyleri, çalışmaları. Yani alkol, sigara gibi, uyuşturucu gibi birçok bağımlı olduğumuz herhangi bir maddeye olan bağımlılığımız aslında yalanlarımızdan kaynaklanıyor. Yani kendimize söylediğimiz yalanlar. Nedir bunlar? İşte stresimi alıyor, işte konsantre ediyor, mutlu ediyor, benim arkadaşım, zayıf tutuyor. İşte atıyorum şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani sigaranın, alkolün herhangi bir şey yaptığına inanma durumu. Taraftar olma durumu. Yani ben onun tarafçısıyım. İşte ben şarapçıyım, ben biracıyım, ben işte şeyciyim, viskiciyim, ben rakıcıyım, rakısız olmaz gibi. Herkesin bir böyle bir alkolle ilgili taraftar olduğu kısmı var. Sigarayla ilgili işte zayıf tutuyor, konsantre ediyor, arkadaşım işte iyi geliyor falan vesaire. Bu tarz, bu inançların tamamı aslında kişinin kendine söylediği yalan, yanlış ya da yanıltıcı bir bilgi. Kişi bununla yüzleştiğinde alkolün, sigaranın veya işte bağımlı olduğu neyse onun etkisi kayboluyor. Yani o etki ortadan kalkıyor ve kişi davranış biçimini değiştiriyor. Davranış biçimi değişince otomatikman o alışkanlığı bitmiş oluyor. Burada uyguladığımız teknik mantığı bu. Yani doğru olduğuna inandığı yalan, yanlış, yanıltıcı bilginin, bunu kiloda da uyguluyoruz biz. Mesela kiloda kişi beslenme hakkında, beden hakkında, hareket hakkında, şişman beden hakkında, zayıflama hakkında, işte güçlenme beden hakkında gibi stok hakkında, işte kilo hakkındaki inançlarını çürütüyoruz. Çürütünce şimdi iki tür, mesela kiloda en çok etkili olan iki tür kavram vardır. Bir, şişmanlamasına sebep olan inançlar. İki, zayıflamasını durduran inançlar. İki tür farklı inanç vardır. Şimdi şişmanlamasına sebep olan inançlar, hareketsizliği arttıran, beslenmeyi arttıran ve bedenle ilgisiz olan inanç sistemleri kişinin kilo aldırmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bunlara inanıyor. İşte metabolizmam yavaş, işte ben şey oldum, işte menopoza girdim, yaşım geçti. Yani bedenin hakkında böyle olumsuz inançlar var. Hareket edince dizim ağrıyor, başım ağrıyor. Hareket bu yaştan sonra geçti, çocukken yapıyordum gibi. Orada hareketi kötülüyor. Beslenmeye gelince yiyorum, içiyorum, seviyorum, bayılıyorum, ölüyorum, gidiyorum. Bu inançları kilo aldırıyor örneğin. Sonra kilo vermek de ya bu saatten sonra geçti. İşte ben bu saatten sonra versem kilo ne işe yarar gibi. Bu tarz kiloyu durduran, direnç yapan, işte ben alıştım eskisi gibi yemeyeceğim, yoksa kilo verirsem çok koşmam lazım gibi. Bu inançlar da kilo vermesini durduruyor. Şimdi bu iki inancı, bu iki temel inancı yüzleştiğinde kişi kilo vermeye başlıyor. Alkolle ilgili olan inançlarını yüzleştiğinde ne yapıyor? Alkolle özgürleşmiş oluyor. Yani özgürleşmek istiyorsanız inançlarınızı çözmeniz lazım. Bu inançlar sizin davranış biçiminizi sergilediği için bunu yüzleşmeniz lazım. Ya da bir başka bir şey söyleyeyim. Korkular. Korkularımız bizim ilerlememizde çok büyük etki üretiyor. Yani hayatta koşarken, zıplarken, başarılı olmaya çalışırken, ilerlerken yerimizde saymaya çalışıyor. Çalışmamıza sebebiyet veriyor. Yani korku bizi, ben çok büyük iş adamlarla da çalıştım. Çok büyük sanatçılarla da çalıştım. Özellikle birebir de çalıştım. Hep şunu gördüm. Pes ettikleri an korkularının ortaya çıktığı anlar. Aslında o kişi atıyorum belli bir yaşa kadar çok büyük başarı sağlamış. Ondan sonra bırakmış, bitmiş. Ondan sonra işte korku başlamış. Bazıları da mesela korkularını her zaman yenebiliyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi. Sürekli korkularını kendisi, o da bir insan, karşısına çıkıyor ama yeniyor korkusunu ve ilerliyor. Hiç durmuyor. Geri adım atmıyor. Hep ileriye doğru adım atıyor. İşte bu sürekli, ben 54 yaşındayım, bir sürü korkum geliyor. Ve ne yapıyorum? Profesyonel olduğum için korkularımla uğraşıyorum. Çözüyorum, yoluma gidiyorum. Bu işte profesyonel olmasaydım
yönetemezdim korkularımı. Ben de bir yerde pes ederdim gibi. Yani herkes için geçerli bu. Korkularımız, endişelerimiz, kaygılarımız bizim bir tür başarımızın önünde en büyük engel. Davranış biçimlerimizi sınırlayan engel. Hatta kilo almamıza sebep olan unsurlardan bir tanesi. Başarısızlığımızın haricinde. Ya da alkol, uyuşturucu gibi veya antidepresör ilaçları içmemize sebep olan en önemli etkenlerden bir tanesi de korkular. Korkular bizi susturan, bastıran. Bu ses sizden geliyor değil mi? Benden gelmiyor. Evet, evet. Tamam. Siteden bekçinin düdüğü hocam. Tamam, tamam. Sorun yok. Bu bize geri çekiyor. Yani doğal olarak bizim korkularımızla yüzleşmek gerekir, özgürleşebilmek için. Artı sıra, korkularımızdan hariç tecrübelerimiz. Tecrübelerimiz mesela bizde çok kullanılır bu. İşte tarihini bilmez, geleceğini bilmez. Tarihini bilmemiz gerekir. İşte yani tecrübe önemlidir, geçmiş önemlidir. Elbette belirli tecrübeler, belirli tarih bilgileri farkına varmamız gerekir. Ama her tecrübe bizi geleceği ilerletmemize sebep olmayabilir. Ben bugün 50 yaşında çok bakire tanıyorum. Ben çok temizim hocam deyip hala güvendeyim. Annesinin yanında yaşayan bir sürü kadın var Türkiye'mizde. Neden? Küçük yaştan beri annesinin verdiği telkinleri, güvenli, temiz kalma telkinleri, evde kal işte sen kız çocuğusun vesaire. Onu hala güvenmiş tutunuyor. Örnek. Hayatımızda o kadar çok bizim tecrübelerimiz var ki mesela diyelim ki birinci evlilikte başarısız bir hayatta şey yaptık. Evlilik yaptık. Karşı taraf hakkında, karşı cins hakkında kötü düşüncelerimiz bizim ikinci evliliğimizin önünü engeller. Ya da ömür boyu yalnız kalıp, köpek alıp evde köpek besleyen insanlara dönüşürüz. Yani çok insan bunu yapıyor. Mesela kendi birinci tecrübelerini bir ikinci tecrübeleri olarak inanıyor. Ya da işte inancı gelişiyor. Karşı cins hakkındaki inançları gelişiyor. Ve böylelikle köpeklerle haşır neşir olan. Mesela bakınız medeni ülkelerde çoğunlukla köpek besleyen insanlar sayısı artar. Yani bir ülkenin medeniyeti artması köpek beslemesiyle orantılı bir şeydir. Köpek kedi beslemekle evinde. Bunun sebebi de sosyalleşmekten almış olduğu acılar, işte atıyorum sosyalleştiğinde kayıplar, insanlara olan güven azalması, insanlarla ilişkinin azalması, insanlardan yenilen kazıklar diyeyim. Bunlar gibi durumları kişi kendini beyninde dönüştürüp işte kendi evine kapanıp bir köpek alıp onunla ömür boyu yaşayan bu bir medeniyet tabii. Medeni bir yaklaşım olabilir veya bilemeyeceğim ama sonuçta bu korkular bize buna dönüştürüyor. Yani bizim eski tecrübelerimize sarılmak. İşte özgürleşmek eski tecrübelerimizden de kurtulmak anlamına gelir. Eski tecrübelerimiz elbette deneyimlerimiz bize ait ama o bizi biz yapan, bizlerin biz olmasına, bugünkü ben olmana sebep olan bir kavram. Bu demek değildir ki hep buna inanmalısın. Hep bunu doğru bulmalısın. Çünkü hep böyle doğru bulursan gelecekteki yaşayacağın güzel günlerin önünü kapatmış olursun gibi. İşte bu da yüzleşmeyle çözülebilen bir şey. Evet, yüzleşme genel anlamda anladık. İnançlar, korkular, duygular örneğin. Bir de tabii yıkıcı duygular da yüzleşmemiz gerekir. Bunlar da travma, depresyon gibi eski tecrübelerimizden gelen bazen farkında olduğumuz, bazen hiç farkında olmadığımız. Yani bazı insanlar travmada veya depresyonda olduğunu bile farkında olmayabilir. Dolayısıyla bu tarz kronik bir yıkıcı duygu durumunu devam eden, bu endişe üretmiş, endişe bazında devamlılığı sağlayan bu duygu durumdan kurtulmak adına geçmişteki yaşanmış depresyonları, travmaları da yüzleşerek, kendimizle yüzleşerek bunu şey yapabiliriz, özgürleşebiliriz bu problemden. Çünkü bunlar devam ederse ne olur? Bunlar devam ederse affetmede için bu aynı şey geçerli. Bunlar devam ederse ne olur? Bu yıkıcı durumları kronik olursa ve miktarı çok artarsa hasta oluruz. Yani bu kadar basit. Psikosomatik hastalıkların temelinde aslında bu yatıyor. Ne yatıyor? Yıkıcı duyguların uzun süre titreşimin olması, var olması, devam etmesi temelinde bu yatıyor. Yani öfke, kin, nefret, işte acılar, işte bütün bu kişinin kendini kötü hissetmesine sebep olan duygu durumlarının tamamı olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla bunların da yüzleşmeyle nötrleştirmeye sebebiyet veririz. Ama aynı zamanda affetmeyle de bunları nötrleştirebiliriz. Affetmeyle veya yüzleşmeyle yapılacak olan bu yaklaşımlar, nötrre etme durumları kişinin bu geçmişteki yaşadığı ve geçmişte kendisine acı veren bu olayların artık etkisizleşmesine sebebiyet vermiş oluyoruz. Yani hayatımızda bunlar gitmiyor. Yani tecavüze uğradığınız gerçeğini bitirmez. Ama
tecavüze uğramış olduğunuz bu şey düşüncesi, bu kendinizi acındırmak veya kendinizi eksik görmek, yetersiz görmek, işte kendinizi kurban rolüne dönüştürmek gibi bunun ürettiği acıların sona ermesi anlamına gelir. Okey, yüzleşmeyi de tam anladığımızı, anlatabildiğimi düşünüyorum. Doğru mudur? Bu kadar sana. Doğru hocam. Doğru. Çok çok okay. Yani çok güzel anlatıyorsunuz Semda hocam. Teşekkür ederim. Yüzleşmek ne dedik? Doğru olduğuna inandığımız yalan yanlış yaratıcı bilgilerin nötr edilmesi, korkularımızın nötr edilmesi, yıkıcı duygularımızın nötr edilmesi, geçmiş tecrübelerimize ürettiği kavramların nötr edilmesi dedik. Ve inandığımız, bağımlı olduğumuz, ilişkide bulunduğumuz her şeyi yüzleşmeyle nötr edebiliyoruz. Affetme dediğimiz ise maalesef bu yalan yanlış yanıltıcı olmuyor. Bu gerçek oluyor. Tecavüze uğramışsınız. Çocuğunuzu birisi öldürmüş. Yani ortada bir kaza var, bir ölüm var, bir trafik kazası var. Bir iş kurmuşsunuz, ortağınız sizi dolandırmış gitmiş. Kardeşiniz sizi yolda bırakmış ve malınızı, mülkünüzü, 30 senelik emeğinizi çöpe atmış. Şimdi bunlar gerçekten acı şeyler. Ya da evlatlık verilmişsiniz. Anneniz sizi istememiş, doğarken öldürmek istemiş. Doğduktan sonra evlatlık vermiş. Birçoğunu ben yaşadığım için çok iyi rahat biliyorum yani. Ya da partneriniz, kız arkadaşınız, eşiniz sizi aldatmış gitmiş, bir tane elektrikçiyle sizi boynuzlamış gibi. Bunlar hayatımızın gerçekleri. Şimdi bu gerçekler maalesef yalan yanlış yanıltıcı gibi bakamazsınız. Şimdi affetme deyince birçok kişi affetmede çok yanlış şeyler anlatıyor. Yani çok pis bir kirli bilgi var piyasalarda. Dikkat etmenizi tavsiye ederim genel anlamda. Benim bilgilerimi de check edin. Yani bana inanın demiyorum ama check edin, kontrol edin, bir teyit edin. Ama gerçekten affetme konusunda çok pis bir bilgilendirme var. Örneğin atalardan gelen bir şeyler anlatılıyor piyasalarda. Yani dedenin, dedesinin vesaire. Şimdi affetmemiz gereken şey öncelikle bizim yaşadığımız olaylar olmalı. Bu kadar sınırlı bir şey yani. Affetme, dedelerimizin yaşadıklarını, işte bize aktarılmış olma durumları, kökten gelen vesaire, bunlar çok da şey değil. Hani anne karnındayken de affedebileceğiniz bir şey varsa annenizin sizi öldürmeye kalktığını sonradan duymuş olma durumunuz olabilir. Affedilecek şey ise daha çok kişi, olay ve kendiniz ve yaşadıklarınız. Yani bir başkasının yaşadıklarını kendinize genetik bir bilgi aktarımı olarak görmeniz de doğru değil. Yani doğru değil, zaman kaybından başka bir şey değil. Sizi başka yere götürebilir. İki, affetme tamamen bir felsefeyle yapılan bir şey. Affetme taşa yazı yazıp denize atmakla, göle atmakla, nehire atmakla çözülecek bir şey değil. Ya da ip organ kesmekle ya da işte makasla işte ipi kesmekle ya da hayal kur işte sen bu hayalin içerisinde balona uçur veraz. Böyle şeylerle affetme olunmaz yani. Öncelikle bunun altını çizeyim. Affetmek Allah'ın işi de değil. Hani Allah affetsin. Affetmek seninle ilgili bir şey. Yani senin acılardan kurtulma. Acılardan niye kurtulalım? Ya acılardan hastalık için kurtulacağız. Hastalık yani psikosomatik hastalıkların temelinde hastalıkların birinci kaynağı yani adı üstünde psikosomatik, epigenetik. Yani epigenetik yani epinin yani zihnin bedende ürettiği yani protein, RNA ve DNA'ya etkileme yöntemi. Genetik bilimle DNA, RNA, protein yani zincirin zıt kutbu tedavisi mantığı bu. Yani genetik bilimde bunu izah ediyorlar ama şeyde ise öyle değil. Epigenetikte öyle değil. Epigenetikte protein, RNA, DNA zinciri yani ters orantılı. İşte zihnin bedende ürettiği yani zihin ne yapıyor, nasıl üretiyor derseniz zihin düşünce üretiyor. Düşünce işte bilgi üretiyor diyelim. Yani bilgi var zaten. O bilgiyle düşünce, düşünceyle duygu. Duygu nöropeptit. Nöropeptit ne? Hormon. O hormon kana karışıyor, hücreye gidiyor, hücreyi etkiliyor. Bu kadar açık ve net. Yani bunun tartışacak. Ha hocam işte ama işte doktor öyle demedi. Doktor öyle demedi değil. Doktorun bildiği bir konu değil ki bu öyle desin. Doktor bunu bilmez ki. Tıpta bu öyle bir şey yok ki yani. Tıp bunu öğrenmiyor ki yani. Doktoru niye alet ediyorsun yani? Ben sana diyorum ki kıyma şu etten olur. Sen manav böyle demedi diyorsun. Ya, manav bilmez ki etten. Yani bunu kasap bilir. Bu mantıkla bakmanızı istiyorum. Ha burada ne yapacaksınız? Bunun tedavisi başka bir şey. Kimyasal tedavi başka bir şey. Yani vücutta hastalık oluşmuş. Sen tedavi edersin. İlaçla,
kesersin, biçersin. Bu da işte cerrahın yapacağı iş. Okey, ama senin hastalığı üreten kaynağın temizlemen gerekir. Bu da affetmeyle mümkün. Zaten affetmeyle mümkün olmamış olsaydı bugün ilacını bulurlardı. Bu kadar basit. Yani bu işin tedavisinin, bütün psikosomatik hastalıkların tedavisi kişinin kendisini affetmesiyle başarılı olabilir. Bugün Steve Jobs öldü gitti. Kanser neden? İşte bağırsak kanseri. Neden kaynaklandı? Öfkeli bir adam. Öfke, 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 öfke. Hangi, neyin öfkesi? Çok basit, kendini işinden attılar. Ne oldu? Yani şeyden attılar. Apple'ın CEO olarak idari yönetiminden attılar. Ne oldu? Öfke duydu. Öfke duyunca ne oldu? Yıllar içerisinde kanser oldu. Kanser tedavi olamaz mıydı? Olurdu. Hastaneler kurardı, doktorlar alırdı ama affetmesi gereken bir şey vardı. Öfkesini yenmesi gerekirdi. Öfkesini yenemeyen kişi öfkenin üretmiş olduğu vücuttaki hastalığı üretir. Yani bu da işte kanser, bu psikosomatik hastalıklardan bir tanesi. Cilt hastalıkları da olabilir. Bunu yani işi bilen de olabilir. Yani ben bile hastalık geçirebilirim yani bu alanda. Öfkemi yenmemiş olabilirim, öfkemi unutmuş olabilirim. Efendime söyleyeyim, öfkenin içinde yaşamış, acıyla yaşamayı sevmiş olabilirim vesaire vesaire. Sonuç itibariyle affetmek bunların tedavisini sebebiyet veriyor. Yani bütün psikosomatik hastalıkların tekrardan ortaya çıkmasının tedavi ediyor. Yani nöropeptit üretimini kesiyor. Vücudunuzda atıyorum olumlu hormonu üreterek vücudunuzun iyileşmesine destekliyor. Affetme durumu. Affetme durumu yanlış davranış biçimlerinizi ortadan kaldırıyor. Öfkenizi, kininizi, nefretinizi bitirdikten sonra günlük hayatınızdaki anı yaşamanızı arttırıyor. Geleceği daha iyi yaşamanıza, daha güçlü yaşamanıza, daha iyi gelecekle ilgili plan yapmanıza sebep oluyor. Şimdi bilinçaltımız dediğimizde bir alandır sonuçta, bir hafıza alanıdır. Bu bilinçaltı alanı dediğimiz zaman çoğunlukla herkesin geçmişi vardır. Çoğunun geleceği yoktur. Mesela ben 54 yaşındayım. Ben 55, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150 yaşıma kadar ne yapacağımı biliyorum. Hayallerimi, hedeflerimi koydum kafamda. Ne olmuş oldu? Bilinçaltının geçmiş alanı haricinde bilinçaltında gelecek alanı da yaratmış oldu kafamda, zihnimdeki alanda. O zaman ne oldu? Benim bilinç alanım genişledi. Bilinç alanı genişlemesi o kişinin bilge insan, bilge. Yani bilgiyi geliştirmiş, gelişmek, bilginin büyümesi anlamına gelir. Bilinç alanı gelişince, bir de bu bilinç alanında gelecekle ilgili bir alan açıldığında, yani hedefler, amaçlar konulduğunda, dolayısıyla bunu yapabilmek için de tabii ne yapmak lazım? Geçmişteki bilinç alanındaki, bilinçaltı alanındaki geçmişi affetmek lazım. Bu affetmeler neler? Mesela soru işareti olan birçok fikirlerimiz geçmişle alakalı. Bunlara cevap vermemiz gerekir. Artı negatifleri nötre dönüştürmemiz gerekir. Atıyorum geçmişte yaşadığınız travmalardan oluşan ve o anda halının altına attığınız, sonra işte üstüne halıyı koyup kapattığınız ama halının altındaki pisliği temizlemeniz gerekir. Yani bir tür geçmişi, birçok kişi mesela şunu der. Der ki hocam uyuyamıyorum. Uyuyamamanın sebebi düşünmendir. Yani çok soru işareti vardır. Düşünürsün ne olacak, ne gidecek, nasıl yapacağım. Birçok kişiler hocam ben sabah kalkınca enerjik kalkamıyorum, yorgun oluyorum. Neden? Çünkü kafan meşgul. Yani yıkıcı duygularla sürekli meşgulsün ve bu senin vücudundaki enerjini çalmış anlamına gelir. Burada iki şey çıktı. Hem uyuyamıyoruz hem de sabah kalkınca enerjik olmuyoruz. Sebebi bilinçaltındaki geçmiş alandaki bilgilerinin defterlerinin kapatılmamış ya da üstü kapatılmış ya da negatif duran durumları. Bunlar temizlendiği zaman ne olur? Bunlar temizlendiği zaman gelecek alanın yer açılır. Yani gelecekle ilgili bir alan oluşur ve bu alanın kapısı açılır. Geleceğiyle ilgili açıldığında siz buraya gelecekle ilgili hedef ve çalışmalarınızı kafanızda koymaya başladığınız zaman ne olur? Vücut yavaş yaşlanır. Vücut uzun yaşar. Beden yaşlanması durur. Yani yaşlanma devam edecektir çünkü entropi yasası vardır ama yavaşlamaya başlar. Eğer hedefler, amaçlar koyarsanız sizi uzun yaşatır. Bakın bunlar ne yediğiniz, ne içtiğinizle bir alakası yok. Ne hedeflediğinizle alakalı bir şey, ne affettiğinizle alakalı bir şey. Uzun yaşamak istiyorsanız kesinlikle affetmeli ve hedefleri koymalısınız gelecekle ilgili.
Vurdum duymazlar çok uzun yaşarlar. Sebebi giren bilgi çok fazla beyinde kalmaz, çıkar. Vurdum duymazlık tabii ki bu her insan için, her konu için geçerli olmayabilir. Herkes belli konularda vurdum duymaz olabilir. Ama belli konularda ciddi anlamda kişi takıntılı olabilir. Takıntılı olma durumu ise işte affetmenin olması gereken bir durum anlamına gelir. Dolayısıyla affettiğinizde de geçmişinizdeki kişilerle, olaylarla veya kendinizle, kendinizin ısrarla haklı olmaya çalışma durumu. Çok kişi böyle takıntılı ve haklı olma peşindedir. Haklı olma durumu sizi mutlu etmez. Haklı olma durumu sizi ilerletmez. Haklı olma durumu sizi hayatınızda başarıya götürmez. Sizin haklı olmanızı sebep eden bir durum sadece o anlık haklı olmak için öfke duyarsınız vesaire vesaire. Dolayısıyla affetmeniz hayatınızda en önemli unsur olmalı bence. Dolayısıyla affetme, bırakma ve yüzleşme. Bu üçü sizi özgürleştirecektir. Kimi sigaradan özgürleştirecek, kimi babadan, kimi anneden, kimi de kendinizden, kimi de kendi direncinizden. Dolayısıyla affetmek, gerçekte tecavüze uğramış çocuğunuz ölmüş dedik ya başta. Bunları kabul etmek anlamına gelmiyor. Bunları yumuşatmak ve bunları anlamsızlaştırmak, etkisini bitirmek anlamına geliyor. Şimdi çok hızlı hızlı da detaylarını anlatmak istiyorum. Affetmenin küçük detaylarını. Çünkü saat bir saatimizde doldu. Ne kadar daha şey yapacağız? Hocam bitene kadar yapacağız. Bitene derken bitmez ki. Yarın. Bir şöyle ortalama şey yapın da ona göre ben toparlayayım. Canım bu hocam bitmez. Şöyle 20-25 tamam. Dakika yeter. 20 dakika. Tamam, okey. O zaman hızlı hızlı biraz anlatalım. Çünkü bu iş bitmez yani. Özgürleşme öyle hani bir de reklam yapıyorum. Egece TV'de Özgürleşme diye bir programım var. Orada uzun uzun her şeyi anlatıyorum. Yani tek tek bırakma, yüzleşme. Egece TV'yi takip etsinler zaten. Çünkü orada inanılmaz şeyler var. Çok ucuz şeylerle, fiyatlarla yani evet. Bir yılda çok komik rakamlarla çok şey izleyebilirsiniz canlar. Egece TV'yi takip edin lütfen. Burada özgürleştirme programı var. Özgürleşmede hani alkolden tutun, işte yemeklerden tutun, işte anne, baba, kardeş, her türlü özgürleşmeyi tek tek ele alıyoruz. Yani bütünsel olarak değil de tek tek ele alıyoruz. Yaklaşık yani özgürleştirmede yarım saatten hesaplasak 50'ye yakın program var. 50 farklı program ve devam ediyor hala. Yani bitmiş de değil. O yüzden yani özgürleşme çok geniş bir program olduğu için hani bir saate, bir buçuk saate sığdırılacak bir konu değil. Ama dediğiniz gibi elimden geldiğince şey yapacağım, toparlayacağım. Şimdi affetme dediğimiz zaman affetmenin ben size isterseniz temel şeylerini vereyim, sırlarını vereyim. Yani affetmenin kişiler kendi evlerinde bunu yapabilirler. Üç aşamada yapılır affetme. Bir giriş, iki gelişme, üç sonuç. Bu üç aşamayla yapılabilecek bir çalışmadır ve kişi kendisi yapar bunu. Başkası bunu yapamaz. Kişi affedeceği kişiyi tek tek affetme olur. Toplularda affetmeler olmaz. Kendisini affedecekse kendisiyle ilgili bir görüntü. Anneye babaya edecekse anne baba olabilir. Anne babayı tek başına olabilir. Veya anne babayı ebeveynleriyle ilgili genelse anne babayı beraber alabilir. Bir olaysa olayı işleyebilir kafasında. Sonuçta bu zihinde yapılacak bir çalışma. Ve bunun bir felsefesi var. Hani giriş kısmında ise bunu canlandıracak kafasında ve bir yerde bir şekilde ebeveynleriyle veya işte tecavüzcüsüyle diyelim ya da herhangi bir kendisiyle, herhangi bir düşmanıyla, ortağıyla bir yerde buluşacak. Affetme özellikle yüz yüze yapılmaz. Yani gidip kişiyle konuşulmaz yani. Yüzleşmelerde olabilir. Bazı yüzleşmelerde yüz yüze söylenebilir. Mesela ben size geri geleceğim ama bir küçük bir şey hikaye anlatayım. Yüzleşmelerden bir tanesi. Adamın biri oturuyormuş, kara kara düşünüyormuş. Karısı gelmiş demiş ki niye düşünüyorsun? Borcumuz var karşı tarafa demiş. Onun günü geldi geçti. Ödemek zorundayım demiş. Günü geçince ödeyemedik demiş. Onu düşünüyorum. Açmış camı kadın demiş ki hu komşu bizim demiş borcumuz var sana. Biz ödeyemiyoruz. Ödeyeceğimiz zaman haber veririz demiş. Kapatmış. Adam bir rahatlamış. Yüzleşmişler çünkü sonuçta. Karşı taraf bu sefer düşünmeye başlamış. Kadın demiş baksana adam düşünüyor şimdi demiş. Yani yüzleşmek aslında karşı tarafı küçültür etkisini, sizin etkinizi yani gücünüzü büyütür, karşı tarafın etkisini küçültür. Bu şu anlama geliyor, yani borcunuzu ödemeyin anlamında söylemedim, öyle de algılanmasın. Sadece sizi üzen herhangi bir şeyi karşı tarafa atabilirsiniz gibi
Şimdi affetmede de aynı mantıktan ziyade şöyle bir yaklaşım önemli affetmede. Karşı tarafta aslında her şey yolunda olabilir. Yani adam tecavüz etmiştir. O keyfine bakıyordur, unutmuştur. Ama unutmayan sizsiniz. Yani siz acı çekiyorsunuz. O yüzden yapıyorsunuz bunu. Yani karşı taraf haklı değil. Karşı tarafı alkışlamayacağız. Karşı taraf doğrudur. İşte bunu Allah affetsin. Bak, karşı tarafı onaylıyoruz. Karşı tarafı güçlendiriyoruz. Böyle bir şey yok. Affetme sizin özgürleşmeniz içindir. Yani kafanızda problemi. Dolayısıyla burada giriş gelişme sonuç olarak yapılacak 3 aşamalı çalışmada önce giriş kısmında karşı tarafıyla tokalaşacaksınız. Merhaba diyeceksiniz. Otur, ben sana 2 çift lafım var diyerek onunla zihinde canlandırma yapacaksınız. Yani yüz yüze olmaz. Yüzleşmede yüz yüze yapabilirsiniz. Gidip konuşabilirsiniz. Bir yemeği önünüze koyup yemekle konuşabilirsiniz. Sigarayı koyup sigarayla konuşabilirsiniz. Bir kişiyle konuşabilirsiniz. Bu demin anlattığım örnek gibi yüzüne anlatabilirsiniz. Rahatlarsınız bir kısım, bir derece. Ama affetmede yalnız yapacaksınız bunu. Kafanızda yapacaksınız. Ve siz yapacaksınız. Yani birileri sizin için affedemez. Yani bir de böyleleri de var. Ben affetme çalışması yapıyorum deyip birileri için affetme yapıyor yani. Bu da çok şey geliyor bana. Birileri için yemek yemesi gibi, tuvalete gitmesi gibi oluyor. Affetmeyi siz yapacaksınız yani. Sizin haricinizde kimse bunu gerçekleştiremez. Bunun altını çizelim. Evet, ilk girişi yaptık. Merhaba dedik, tanıştık. Otur yerine dedik. Yani bir yere otur gibisinden, gölgelerindesiniz. Oturun. Yani sana 2 çift lafım var. Aramızda bir hikaye geçti. Bu hikayeyi seninle paylaşmak istiyorum, konuşmak istiyorum diyerek. Yani yaşadığınız o vakayı onunla dertleşeceksiniz, konuşacaksınız ama bu konuşmada 13 aşamalı felsefe söyleyeceğim şimdi. 13 tane topladığım, yaklaşık 25 sene üzerinde çalıştığımız böyle bir şey. Kitapta da bu, kitap çıkacak olan kitapta ve kamplarda da bunu öğretiyorum. 13 tane felsefesi var bunun, temel felsefesi. Bunların hepsi nötre ediyor zaten. Hepsi anlamlarını geri almıyor ama nötre ediyor gibi de düşünebilirsiniz. Birinci şey, felsefe iyi yok, kötü yok, her şey farklıdır gibisinden. Yani sen iyi değilsin, kötü değilsin. Sen farklısın, ben farklıyım. Sen doğrusun, sen başarılısın, sen hallettin, sen hak ettin değil. Sen farklı düşündün, ben farklı düşündüm. Sen farklı bir anne babada meydana geldin. Bu anne baba olsa da olur. Yani anne babaya da diyebilirsiniz. Sen ayrı bir anne babada meydana geldin. Ben ayrı bir anne babada meydana geldim ve büyüdüm. İkimiz farklı inançlara sahibiz. Farklı duygular barındırıyoruz. Farklı bilgilere sahip, farklı algılıyoruz, farklı beklentilerimiz var hayatla ilgili. Yani biz iyi veya kötü değiliz, biz farklıyız. Biz çoğunlukla şeylerde, affetmemelerde diyeyim, sen iyisin, ben kötüsün. Bazıları şöyle affetme duyuyorum, ben bunu şuradan duyuyorum, kamplarda böyle soruyorum. Hangi tür affetme çalışmalarına katıldım? Bazıları diyor ki, önce diyor bağırdım, küfür ettim, kızdım, parçaladım, yani sövdüm, en son noktaya kadar getirdim, sonra da sen bana bunları yaşattığın için öğrendim, teşekkür ederim dedim diyor. Bunlar doğru değil. Yani bunlar bu şekilde olmaz. Affetme kesinlikle karşı tarafı yani öfke boşalması diye bir şey yok. Öfkeyi boşalttığınızı düşünebilirsiniz. Aslında öfkelenmeyi arttırıyorsunuz. Öfkeyi boşaltmıyorsunuz yani. Bu belki bir cisim, bir olay, bir kendinizle ilgili bir şey olabilir belki. Burada yapabilirsiniz ama bu anne baba, tecavüzcü, işte hırsız, yani başkaları veya olayları yapamazsınız burada. Yani yaptığınız zaman büyütmüş olursunuz. Yani sen çok kötüsün, sen çok kötüydün, sen şöyle yaptın, sen bana şunu yaptın, sen bana... Bu öfkeyi büyütür yani, küçültmez. O yüzden böyle bir yaklaşım doğru değil. Öncelikle altını çizeyim. Burada yapmamız gereken şey, iyi kötü yok, fark var. Sen iyi değilsin, kötü de değilsin, farklısın, ben farklıyım gibi. Şimdi bu sayacağım 13 maddenin 13'ü de geçerli değil herkes için. Ama 3'ü, 5'i, 7'si affedebilir. Yani her mesela tecavüzcüye diyemezsin. Sen iyi değilsin, kötü değilsin, farklısın falan işte. Bu tarz bir şey belki diyemeyebilirsiniz. Ama anneye diyebilirsiniz veya işte ortağınıza diyebilirsin. Yani sen iyi veya kötü değilsin. Sen farklı düşündün, ben farklı düşündüm. İkimiz farklı davrandık gibi ortakta bu geçebilir. İkinci madde, yaratılışa göre her birinin yaşam hakkı eşittir. Yani yaşama hakkı eşit olduğunu vurgulamanız gerekir. Çoğunlukla biz hep böyle yani karşı tarafa ölecek, ölmelisin, lanet olsun, sen yaşamayı hak etmiyorsun, işte seni cezalandırmak gerekir gibi bakarız. İşte bunu baktığımız sürece affetme olmaz. Ne yapmak lazım? Yaratılışa göre her biri yaşam hakkına eşittir.
Gerçekte öyle yani. Şimdi adam geliyor, tecavüz ediyor, sokakta geziyor. Allah kalkıp da onun kulağından çekmiyor yani. Öyle geziyor adam yani. Ancak medeni hukukunu alırsa alıyor. Ha, öbür tarafta cezasını verecek. Onu Allah bilir. Onu ben bilmiyorum ama bu dünyada sen affetmeyi zaten bu dünyada çözmen lazım. Yoksa öldükten sonra zaten affedeceksin. Yani öldüğün anda affet, bitti bu iş yani. Sen yaşarken zaten acını dindirmek için yapıyorsun bunu. Hani yok hocam sen işte dini olarak konuşmuyorsun, bilim adamısın falan deyip hani öbür tarafta çekecek bu falan. Demen affetmeni sağlamayacak ki. Yani diyebilirsin. Evet öbür tarafta ceza verebilir Allah. Onu bilmiyorum ben. Ben din hocası değilim ama sen burada acı çekeceksin yani. Buradaki hastalığından bahsediyoruz. Buradaki uzun yaşamandan, sağlıklı olmaktan bahsediyoruz. O yüzden Allah yaratılış, yani Tanrı, Yaradan, Rahman, Rahim her bir bireyin yaşam hakkını vermiş ve mesela çok basit yani mesela biz Müslüman devletlere bakalım, bir de Hristiyan devletlere bakalım. Yani Hristiyanlığı övdüğüm için söylemiyorum. Adamlar o zaman hepsi ceza çekmesi lazım Allah katında. Hiçbir ceza çekmiyor. Bizden iyi yaşıyorlar. Bizi ceza çektiriyorlar örneğin. Yani öyle bir şey yok. Yaradan herkese eşit veriyor. Yani bugün ben Amerika'da bir çocuk katili vardı. 41 kişi çocukları tecavüz etti sonra öldürmüş. Allah onun da yaşamasına izin vermiş. Yani oksijen vermiş, güneş vermiş. 41 tane anne çıktı affetti hepsi yani. Kendileri için affettiler yani. Örneğin. Bunun gibi çok şey var. Örnek, binlerce örnek var. Yani sonuçta karşı tarafa şunu söylemeniz lazım. Yani sen yaratılışa göre, doğamıza göre sen de yaşamayı hak ediyorsun. Ben de hak ediyorum. O yüzden hani Tanrı sana izin veriyorsa, Yaradan sana izin veriyorsa bana düşen bir şey yok. Yani yaratılışa göre yaşamaya ikimiz de hak ediyoruz diyerek bu konuyu, dosyayı kapatmak gerekiyor. Üçüncüsü koşullu olarak karşılıklı ihtiyaç karşılık. Biz koşullu bir ilişki yaşarız. Yani Allah bizimle koşulsuz yaşar. Biz Allah'la koşullu yaşarız. Allah cennete sokmasa bile biz sokmasaydı biz namaz da kılmazdık, kapanmazdık vesaire. Yani İslami kuralları yerine getirmezdik. Ama Allah hiç yani sen Yahudisin, sana oksijen yok, sen işte Hristiyansın, sana güneş yok demiyor. Koşulsuz bütün yaratılışın her bir parçasına gani gani yiyecek, içecek, nimet, güneş, ışık her şeyi veriyor. Yani Allah çok zengin o anlamda baktığımız zaman. Dolayısıyla bizim ilişkilerimiz, insan arasındaki tüm ilişkiler, anne baba ilişkiler de dahil hepsi koşulludur. Yani şimdi birçok kişi diyebilir ya öyle bir şey yok hocam ne zırvalıyorsun işte öyle bir şey olur mu? Ben anneyim, ben çocuğuma koşulsuzum. Hepimiz koşulluyuz. Çocuklarımıza da koşulluyuz. Çocuklar da bize koşullu. Karı koca arası koşullu. Koşulsuz ilişki yok. Bir de kötü bir şey değil ki yani koşullu ilişki besleyen bir ilişkidir. Yani koşullu demek besleyen ilişkidir. Birisi birine güvenliğini sağlar. Birisi birisine maddi anlamda destek olur. Birisi ya adı büyüktür. Birisinin kariyeri vardır. Birisi gençtir. Birisi işte sözü geçer gibi. Besler birbirini yani bu koşullu olması. Yani herkes şey arıyor zaten. Bütün gençler aşkta koşulsuzluk arıyor. Bütün anneler koşulsuz sevgi verdiğini söylüyor. Ondan sonra iki dakika sonra yok o mesleği seçme bak bunu seç. Yok bunu yapma bunu yap. Yok şunu yapma bunu yap. Şunu yaparsan annen olma. E ne oldu hani koşulsuzluk ne oldu? Yani olmadı yani koşulsuz bir şey yok. Bunu mecburen kabul etmemiz lazım. O yüzden koşullu olarak karşılıklı ihtiyaç karşılık. Yani sen annelik yaptın ben de sana evlatlık yaptım. Bu kadar basit. Yani sen bana verme. Ha birlikte iş kurduk. Sen kafa koydun ben para koydum. Tamam sen kafanı koydun ben paramı koydum. İkimiz de kaybettik veya orada da bir şey oluştu. Ama koşulluydu. Yani biz hep şunu diyoruz. Ben haklıyım sen suçlusun. Ben haklıyım sen suçlusun affetmeye girmez. Affetme başaramazsınız. Savaşırsınız. Devamlı savaşırsınız. O yüzden koşullu ilişkimiz vardı. Bu önemli bir unsurlardan bir tanesi. Dördüncüsü yaşanılan deneyimdi. Şu anda öğrendik. Bir armağan. Yani biz seninle bir şey yaşadık. Bir deneyim yaşadık. Ve bu yaşadığımız bütün bu aramızdaki ilişki bize bir şey öğretti. Yani bir armağan oldu. Çünkü bitti olay. Yani 50 bine bitti, 100 bine bitti bu iş. Suratıma kezzep atmadan bitti. Ben seni öldürmedim. Yani faturası 50 liraysa yeter şükür. 50 liraya öğrendik biz bu işi. Gibi. Yani bu bir armağan. Bu bir öğreti. Yaşadığım bir şey. Tabii buna şey diyemezsin. Mesela tecavüzcünde bir armağan diyemezsin belki. Bu madde oraya uymayabilir. Bu bir deneyim bir. Ama bir ticari mensup olabilir. Bir ticari hayatta adam sana 10 bin dolar zarar vermiştir. Ha gelecekte kaybedeceğim 100 bin dolara ders olmuştur diyebilirsin. Gibi. Yani belli demin de bahsettim. Bu 13 maddenin 3'ü 5'i 7'si 10'u 8'i 9'u herhangi bir kişiyle olan affetme ilişkini tedavi ediyor. Ama
Tecavüzcünde başka maddeler geçerli olabilir. Annen de başka maddeler geçerli olabilir gibi de düşürebilirsiniz. Çünkü bu işi biz profesyonel yapıyoruz bu işi. Yani biz bir eğitmeniz, bir hocayız, bir enstitüyüz, bir topluma hitap ediyoruz. Dolayısıyla biz geneli veriyoruz. İçinden kişi kendi özel hayatında o belli maddeleri uygulayabilir diyebiliriz. Beşincisi, dünya herkese hizmet etmek için hazırdır. Yani sen benle ilişkini koparttığın zaman sen gidip başka yerden hizmetini alırsın. Ben başkasıyla hizmetimi alırım. Yani tek sen beni, ben seni beslemiyoruz. Tek sen ben birbirimizle olan ilişkimiz sadece sınırlı değil. Bütün dünya hem bana hem de sana hizmet vermeye devam ediyor. Mesela Mukaddes Hanım bu akşam bana hizmet ediyor. Teşekkür ederim bu arada siz bana hizmet ettiğiniz için. Ben de Mukaddes Hanım'a hizmet ediyorum. Karşılıklı birbirimize hizmet ediyoruz. İyi ki varsınız canım hocam, iyi ki. İyi ki varsınız, minnettarım. Teşekkür ederim karşılıklı. Dolayısıyla dünya bize hizmet etmek için açık. Biz gidelim, hizmetlerimizi alalım. Yapacağımız bir kavga tartışma yok anlamında. Yani uzatacağımız bir konu yok. Seninle bir 10 sene, 20 sene önce kafamız ağrımış. O olay kopanmış. Ben gidip hizmet almak istiyorum artık. Yani seninle uğraşmak yerine, ölüyle uğraşmak yerine. Çünkü olay bitmiş. Yani anılardan bir durum. Bitmiş olay. Ben dünyadan hizmet almak istiyorum. Sen de git hizmetini al. Ben de artık hizmet almak için başka olaylara bakıyorum gibi. Beşinci maddede bu. Altıncı madde, kendine fayda ve zararı ben verebilirim. Yani bu durumu, hani bu olayı sen bana zarar vermedin. Ben kendim sana zarar vermene izin vermiş olabilirim. O yüzden zararı da faydayı da ben kendim sağlarım. Dolayısıyla sen fayda ve zararı kimse bana veremez. Yani sen bana yardım da demezsin, sen bana zarar da veremezsin. Ben istemediğim sürece. Demek ki o gün ben istemişim, seninle o ilişkiyi yaşamışım, uzatmışım. Ben kabul ettim, ben izin verdim ve olay buraya kadar geldi. Çünkü gerçek, hiç kimse kim... Gerçek de bu. Gerçek bu. Zaten bu affetme de ki felsefe maddelerinin hepsi gerçek olması lazım. Sahte olunca affetmeyi başaramazsınız yani. Yani hayali şeyler kendinize söyleyip başaramazsınız yani. Bu anlattığım felsefedekilerin hepsi gerçek. Mesela iyi ve kötü yok. Her şey farklı. Şimdi kim iyi? Yani İngiliz diyor ki ben doğruyum diyor. Arap diyor ben doğruyum. Çinli diyor ben doğruyum. Şimdi hangisi doğru? İnek mi doğru? Yoksa Mekke mi doğru? Yoksa Vatikan mı doğru? Kim doğru? Herkesin kendi doğrusu var yani. Dolayısıyla iyi yok, kötü yok. Farklılıklar var. Farklıyız. O yüzden Allah'ın yarattığı dünya da farklı. Çok çeşitli. Bir tane gül çeşidi yok ki. Bir tane papatya çeşidi yok ki, bir tane kelebek çeşidi yok ki, bir tane insan çeşidi yok ki. Her şeyden gani gani yaratmış. Herkes farklı yani. Gerçek bu. İyi ve kötü nedir yani? Size ait bir şey, kişiye ait bir şey, göreceli bir şey. Dolayısıyla bu göreceli kavramını radikal, farkındalıklı, kesin kavrama dönüştürmek lazım. O yüzden iyi kötü yok, farklılıklar var. Sen farklı, ben farklı dediğinizde barış gelir içinize. Evet, bir sonraki madde zarar demiştik. Yani zararı ben veririm, faydayı da ben veririm. Zaten fayda ve zararı kendinize sağladığınızı anladığınız an özgürleşme başlıyor. Yani ben istemeseydim yapamazdım. Mesela kardeşim bana çok büyük zarar verdi hayatımda. İstese, izin vermeseydim yapamazdım. Yapamazdı yani. Ben ona onu verdim yani, o müsaade ettim. Ya da benim kız arkadaşım beni aldattı. Aldatamazdı yani. Ben ona o fırsatı tanıdım. Veya ben ona o ortamı yarattım. Veya bendeki suçlar da var yani. Bendeki şeyler. Etkenler var, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla 6. madde, fayda ve zararı ben veririm. 7. madde, yetişkinim, yalnızlığa güvendeyim. Bu en önemlilerden bir tanesi. Yetişkinim. Yani yetişkinim. Bu çoğunlukla anne babayı affedememe durumu, kardeşleri affedememe durumu, kocadan kurtulamama durumu, yani eşlerden veya hanımdan kurtulamama durumu. Yani birine bağlı olma durumu. Bağlılık işte geçmişteki dayalı şeylerden. Yetişkinim, yalnızlığa güvendeyim. İnsan kendini yalnız güvende hissetmiyor. Oysa ki insan yalnız gelir, yalnız gider. Değil mi? Mesela toplu halde doğmayız. Mesela kocalarınızla doğmazsınız. Ya da eşlerinizle doğmazsınız. Çocuklarınızla beraber doğmazsınız. Kardeşlerinizle de doğmazsınız. İkizler hariç. Genel anlamda yalnız doğarsınız. Ya da ikizler bile doğsanız yalnız ölürsünüz gibi. Yani sonuçta yalnız yaşarız, yalnızız ama işte birileriyle ilişki yaşadığımızda işte sensiz yapamam deriz. Sensiz yapamam dediğiniz kişiyle toplasanız hayatınızda 1-2 sene beraber olmuşsunuzdur. Yani 1-2 sene. Ya 30 senelik annenizle toplasanız el ele tutuştuğunuz 6 ayı geçmez yani. Anlatabildim mi? Ama işte aynı evde olabiliyorsunuz bazen. Bazen işte geceleri yalnızsınız zaten. Gündüz işe gidiyorsunuz.
Böyle çıkartıp topladığınız zaman bir iki sene berabersiniz. Hep yalnızsınız zaten. İnsan yalnız yaşar yani. İşte bunu vermek gerekiyor kafanızda. Ben yalnız da güvendeyim. Ben artık yetişkinim. Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi yetişkinlik sorunu. İleride bununla ilgili eğitim ve platformlarda kurmayı düşünüyorum. Yetişkin olmama durumu. İnsanlar zihinsel olarak yetişkin olmuyorlar. Fiziksel olarak yetişkin oluyor. 50 yaşına giriyor ama kafa hala 30 yaşında, 20 yaşında. Faydası mı var? Faydası da var, zararı da var. Dengesizlik maalesef başka problemleri üretiyor. Dolayısıyla burada ben yetişkinim, yalnız da güvendeyim. Yani sana ihtiyacım kalmadı, seni düşünmeye ihtiyaç kalmadı artık gibi güçlendirmesi gerekir. 8, affederek anı ve geleceğimin önünü açıyorum. Yani ben bu affetmenin sebebi, yani 8. madde olarak kişiye söyleniyor bu. Bunu affetme, yani geçmişteki sana olan takıntımı, seninle olan yaşadıklarımı, sana olan öfkemi affetmemin sebebi anımı, yani şu anı ve geleceğimin önünü açmak. Yani kısacası aslında en büyük ceza bu. Kişiye verdiğiniz ceza, hani kendiniz için kurtulabileceğiniz cezalardan bir tanesi diyelim. Siz hala geçmişi veya gelecekle, geçmişle ilgili kişiye ve olaya takılarak anı ve geleceği mahvediyorsunuz. Yani o yüzden affetmemin sebebi anı ve geleceğin önünü açmak. 9, yüklediğin değerleri geri alıyorum. İşte sana ortağım dedim, geri alıyorum. Sana işte atıyorum anne baba dedim, onu da geri alıyorum. Seni emekli anne baba yapıyorum. Çünkü çoğumuz yani affetme ihtiyacı duyduğumuzda 18 yaşını geçmiş oluyoruz çoğunlukla. 18 yaşımızdan sonra anne babaya ihtiyacımız yok. Yani onun hizmetine ihtiyacımız yok. Öyle söyleyeyim. Elbette anne baba ömrümüzün sonuna kadar anne babamızdır. Ama anne baba benim altımı temizlemesine ihtiyacım yok. Bana yemek yapmasına ihtiyacım yok. Bana bakmasına ihtiyacım yok. Ben artık yetişkin bir birey olarak kendi güvenliğimi kendim sağlayabilirim. O yüzden anne babaya şunu diyebilirsiniz. Anne baba, sana yüklediğim anlamları geri alıyorum. Artık seni emekli anne, emekli baba yapıyorum. Emekli ne demektir? Emekli, yani görevini tamamlamış, saygı duyduğumuz bir durum demektir. Eşinize de bunu diyebilirsiniz. Yani evlenip boşandığınız eşine. Yani seni atıyorum eşim dedim. İşte yıllarca sevgilim, aşkım, eşimim. Ben bunu geri alıyorum arkadaş. Yani sen sıradan bir tane insansın. Buna dönüştürebilirsiniz kafanızda veya bunu söyleyerek. Ha, çocuk varsa ne olacak? O zaman seni eş olarak geri alıyorum ama emekli demeyeceğim de pardon. Çocuklarımın babası. Çocuklarımın babası, çocuklarımın annesi. Bu kadar, yani eş olayını kaldırıyoruz. Çünkü ikinci evlilik, üçüncü evlilik yapacağınız ilişkinin önünüzdeki ilişkiyi aşmanız lazım. Kısacası bu. Yani bir kadının üç tane kocası olmaz. Birinci koca, ikinci koca, üçüncü koca olmaz yani. Birinci koca bitmiştir. Ondan geri alacaksın. O sıradan bir adama dönüştüreceksin. İkinci koca bitmiştir. Sıradan bir adama. Üçüncü koca o senin birinci eşindir işte. Bitmiştir yani. Yani onunla yaşayacaksınız. Yani anne. Ya bakın, anne babadan kurtulamazsanız ya çok sıkıntılı bir iş. Yani ömür boyu yetişkin olamıyorsunuz yani. Yetişkin olamayınca eşinize, ailenize, çocuğunuza terbiye edemiyorsunuz. Doğru yönlendiremiyorsunuz. Yani dolu dolu yaşamıyorsunuz hayata falan. Anne babayı atamayız ama emekli edebiliriz kafamızda yani. Görevi bitirebiliriz. Kardeşler. Kardeş nedir abi? Kardeş, hayat yolculuğunda vizyonu olan, seninle yürüyen insanlar kardeştir. Aynı annede babada doğduk diye ömür boyu kardeşlere, birçok kardeş mağduru yaşıyor Türkiye'de. Herkes kardeş mağduru. Kardeşim şöyle yaptı, kardeşim böyle yaptı. Kardeşi yüzünden yaşayamayan bir sürü insan var. Erkekler de dahil buna. Kardeşinden dolayı kazık yiyen, kardeşinden dolayı acılar çeken, kardeşinden dolayı intihar eden, kardeşinden dolayı ortaklıklardan ayrılamayan, kardeşi yüzünden aile içerisinde bir sürü sorunlar yaşayan bir sürü insan var. Yani elbette kardeş, ama emekli edeceksin abi, yani sen 18 yaşın geçti mi emeklidir yani, bitmiştir yani, görevi yok artık. Yani ömür boyu olmaz bazı şeyler. Senin artık yetişkinsin. Ne yapacaksın? Sen aile kuracaksın ya. Sen erkek olarak aile kuracaksın, kadın olarak yeni aile kuracaksın. Çocuk üreteceksin hayata. Yani onu da salacaksın, uçuracaksın. Sonra ninelik, dedelik yaşayacaksın. Kendinle yaşayacaksın bunları yani. Dolayısıyla geçmiş kök aileyi affetmemiz gerekiyor. Yetişkin olabilmemiz için. Onlardan bir tanesi de bu. Geri alıyoruz değerleri. Ha, burada tecavüzcüdür, işte depresyona sokan, işte tacizcidir vesaire. Bunlara da o yüklediğimiz tecavüzcü, tacizci kelimelerini geri alıyoruz. Sıradan vatandaş, sen hani sokaktan birisisin diyerek o sürekli taciz, tecavüz, tacizci. Ya ben bazı kadınlar duyuyorum, 30-40 sene aynı yani. Tecavüze uğradım. Bununla yaşıyorlar ve sürekli derinleştiriyorlar bu problemi. Ondan sonra da kanser oldum, dizlerim tutmuyor, vajinal problemlerim var, rahim aldırdım, göğüs kanseriyim. Bunlarla geçiriyor hayatlarını.
Sebebi bu reklamcılıktan geliyor. Yani sürekli tacizci tecavüzlere gitse bunu anlatıyor. Belki güzelliğini anlatmaya çalışıyor. Belki çok güzel kadındı, bunu mu anlatmaya çalışıyor bilmiyorum ama sürekli bu taciz gibi konuları gündemde tutmak bir kar değil yani. Zarar. Bazıları hiç kimseye anlatamıyor bunları. İlk defa gelip işte bizim gibi hocalarını anlatıyor falan. Bunlar şey önemli konular. O yüzden bunları bitirememek, işte ben şu anda şunu söyleyeyim, sen bunu kafanda bitir. Yani bu tacizci konusunu, tecavüzci konusunu anlatamayabilirsin ya da çok anlatıyor olabilirsin. Yani bunu kafanda bitirirsen anlatmazsın artık, biter. Ya da işte anlatamayıp içini kemirmen de biter diyebiliriz. Senin yaşananları ve kendini affediyorum. Yani seni, yaşadığımız olayı ve kendimi affediyorum. Burada üçünü de affedince kişinin gücü azalıyor. Bu da çok önemlilerden bir tanesi, bu felsefelerden bir tanesi. Yani kendimi affediyorum, seni affediyorum, yaşadığımız olayı affediyorum diyoruz. 11 değişim. Tabii ben böyle hızlı geçiyorum. Bunlar normalde bir diyalog şeklinde ve doğaçlama. Yani böyle akacak yani kendiliğinden, böyle sohbet ederken karşıyla. İşte kendiniz de kendi yaşadıklarınızı da anlatacaksınız. Yani işte sen işte şöyle yaptın, şunu oldu biliyorsun. İşte bu durum aramızda yaşandı. İşte ben bunu niçin affediyorum? Kendi anımı ve geleceğimi affediyorum. Ben bu olayı anladım, yaşadık beraber ama artık bunun etkisini hayatımdan çıkartıyorum. Seni affederken kendimi de affediyorum, sana izin verdim gibi böyle diyaloglu olmalı. Anlatabiliyor muyum? Evet, 11 değişim mutlaktır. Her şeyin mutlak sonu vardır. Yani değişmek mutlaktır. Yani ben affetmesem öldüğüm gün seni affedeceğim için şimdiden affedelim. Her şeyin bir kullanma tarihi var biliyorsunuz. Ne olursa olsun yani evliliklerin, çocuğunuzun, her şeyin, hayatta her şeyin bir kullanma tarihi var. Yani ben yaşarken bunu bitirmek istiyorum. Yani ölünce affetmek istemiyorum. Yaşarken bu konuyu kapatmak istiyorum. Yani seni meşgul etmek istemiyorum mantığında. Değişim mutlaktır. O değişim günü bugündür. Bugün değişim günüdür ve bugün seni affedeceğim. 12 bilinç ve yaşamda boşluk yoktur. Yani sen şu anda gideceksin artık hayatından. Kafamda senin meşgul ettiğim nokta bitecek ve yeni şeyler hayatıma açılacak. Bilinçte boşluk yoktur. Sen gidersin, bir başkası gelir. Yani bu anneniz için geçerli olabilir. Anneniz için dersiniz ki anne seni emekli ediyorum. Ama ben işte müzikle, sanatla ilgileneceğim. Seninle kafamda meşgul edeceğim yere. İşte herhangi bir kızdığınız ortağınıza işte sen gideceksin ama ben daha güçlü, daha başarılı insanlarla ortaklık yapacağım. Ya da işte artık hani kocanızdan ayrıldınız. İşte atıyorum seninle hep mantık evliliği yapmıştım. Babamın zoruyla evlenmiştim. Ama ben şimdi gerçekten kendi aşk yaşayacağım birisiyle evleneceğim gibi. Yani bilinçte boşluk yoktur. Her zaman sen gidersin, bir başkası gelir. Seni kafamda tuttuğum için bir başkasının kapısını izin veremiyorum, açamıyorum. Dolayısıyla sana elveda arkadaşım diyerek onun gitmesiyle bir başka birisinin dünyanıza gireceğini söylemeniz gerekiyor. Sonra her yeni doğan gün yeni olasılıklarla doğar. Bu 13. madde. Yani bugün karanlık bir gün olabilir ama yarın sabah doğduğunda güneş, milyarlarca hayat olasılığım önüme açılacaktır. Problemlerime çözüm, sorularıma cevap, sonsuz avantaj, fırsat, olasılıklar her doğan günle beraber benim karşıma gelecektir. Seni artık kafamda bitirdiğimde. Seni kafamdan bitireceğim, affedeceğim. Yani bu 13 madde, demin saydığım 13 maddeyi tekrarlamak, 13 maddenin 3'ü, 5'i, 7'si işe yarayabilir bir kişide. Başka bir kişide 8, 9'u onu yarayabilir. Başkasında 13'ü de şarttır. Başkasında 3 tanesi bile olabilir. Bu bir şey bazında yapılacaktır. Doğaçlama bazında yapılacaktır. Sonra ardından vedalaşma, yani sonuç bölümüne geldik. Şimdi bütün bu 13 madde gelişme bölümüydü. Giriş bölümünde tokalaşma, merhaba, otur, 3-5 lafım var sana. Sonra gelişme, ardından da sonuca giriyoruz. Sonuçta da vedalaşıyorsunuz. O dönüyor arkasına gidiyor. Arkasından bakıyorsunuz ve baktığınız o kişi yavaş yavaş ne yapıyor? Kaybolup gidiyor. Siz de dönüyorsunuz ve hafif bir tempoyla koşuyorsunuz. Rahatlamışsınız, hissediyorsunuz. Kanatlarınızı açıyorsunuz, kollarınızı bir sağa bir sola derken bir kayanın üzerine uçup oturduğunuz şehrin üstünde uçmaya başlıyorsunuz ve şehrin üzerinde uçarken yaşadığınız hayatı gözlemliyorsunuz. Ev, iş, araba, işte arkadaşlar, aynı restoran, ev, iş, araba, aynı restoran, ev, iş, araba. Çoğumuz çok fakir, çok kısıtlı, çok monoton, çok da
fakir bir hayat yaşıyoruz. Bu fakir hayatı yaşadığınızı görmenizi istiyorum. Sonra oturduğunuz eve bakın. Evde koltuk, aynı koltuk, televizyon. Sonra kafada yatağa gidiyorsunuz. Aynı yatakta, aynı kişilerle kavgalısınız. Kavgalar sürekli kafanızda. Yani ne kadar dar, ne kadar fakir bir hayat yaşadığınızı görmenizi istiyorum uçarken. Sonra biraz daha yükselin, Türkiye'nin üstüne gelin. Türkiye'nin üstüne geldiğiniz zaman görmediğiniz, gezmediğiniz Türkiye'mizde o kadar çok yer, mekan, kişi, olay var. Ve her yerde bir şeylik var, bolluk var. Edirne'den Hakkari'ye, Iğdır'dan Muğla'ya, Bodrum'a kadar, İzmir'den Van'a kadar yukarıdan gözlemlemenizi istiyorum. Görmediğiniz, tanımadığınız, yani tanıdığınız 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 1000 kişi, tanımadığınız milyonlarca insan, yaptığınız 1-2 iş, yapılan milyonlarca iş, yani zenginliği görmenizi istiyorum. Fakir kafanızla zenginliği kıyaslamanızı istiyorum. Sonra Ay'a gitmenizi, Ay'dan da dünyaya bakıp işte mavi gezegenin senin evin olduğunu, bütün bu mavi gezegende her yerde yaşam hakkın olduğunu, aslında dünyaya geldiğin zaman dünyaya geldin, yani Türkiye'ye geldin diyen yok sana. Ya da İstanbul'a geldin, o hoş geldin diyen yok. Dünyaya geldin diyen var. O işte senin evin dünya. Oraya geldin ama sen kendini çok kısıtlı bir dünyada sınırladın. Artı o sınırlamanın içerisinde bir de ananla, babanla, tacizcinle kavga ederek 20-30 sene geçirdiğini görmeni istiyorum. Yani aydan oraya bakıp ne kadar fakir, kısıtlı, sınırlı, anlamsız, gereksiz bir şeye takılıp kaldığını görmeni istiyorum ki affetme, gerçekleşmesi artsın, güçlensin gibi. Bir de dönüp aydan öbür tarafına bakıp Samanyolu galaksisini bakmanı, orada 400 milyar yıldız var ve o Samanyolu yıldızı, Samanyolu galaksisinden 1 trilyon galaksi daha var. Böyle bir eşsiz evrenin patronun Allah olduğunu, Allah'ın bu kadar geniş, büyük, yaratıcı, zengin olduğunu, seninse ne kadar aciz, fakir olduğunu ama eşsiz, yani tek parça, ikincisi olmayan, pırlantalardan daha değerli, kıymetli, Allah'ın yarattığı en önemli, kıymetli bir birey olduğunu ve bundan dolayı yaratıcıya şükretmen gerektiğini ve senin de takıldığın aciz fakirlik durumunun artık bırakman gerektiğini kendine o ayda dünyaya bakarak, evrene bakarak Allah'ın verdiği bu güzel bedeni, emanet olan bedeni dolu dolu bu dünyada yaşatmaya söz vermeni orada istiyorum. Yani aydayken Allah'a söz vermene, teşekkür etmene, böyle bir hayatı sana verdiğine ve kaldığın o fakir, savaşçı, öfkeli o insanı bırakmanı, pes etmeni, ondan sonra dünyaya tertemiz dönmeni gibi. Böyle bir canlandırmayla hani zihni biraz daha böyle güçlendirerek bir tür o durumun bitmesi diyebiliriz. İşte öfke, kin, nefret dediğimiz olay bu yaklaşımla kafada bitebiliyor. Çok da etkili bu anlattığım metot. Bugüne kadar yüz binlerce demeyeceğim ama on binlerce danışanda biz bu şeyi gördük, reaksiyonu gördük. Mutlak başarı elde ediyoruz. Ve mutlak da şey yapıyoruz. Kafada bu iş bitiyor. Öyle söyleyeyim. Bu bitince ne oluyor? Bu bitince hayatta koşmak başlıyor. Başarılar artıyor. Mutluluklar artıyor. Renklenme artıyor. Yani hayatta renklilik artıyor. Ve coşkuyla hayatta... O zaman... Gerçekten affettiğimizi nasıl anlayacağız diye soracaktım. O zaman şu söylediklerinizle anlayacağız. Renklenme, canlılık. Evet. Değil mi? Öfke duymadığınız anda, hayatta neşelenmeye başladığınızda, anı yaşayıp gelecekle ilgili güzel planlar yaptığınızda affetme gerçekleşmiş oluyor zaten. Mesela birisine kızdım. Ayşe, 30 sene kafama taktım. Affettiğimi nasıl anlarım hocam? Etkisi biter. Ayşe'yi gördüğünüzde yani Ayşe'nin gelen telkinleri, talimatları dikkate almazsınız. Tamam tamam dersiniz, tamam sen de dersiniz. Yani bankada bir memurla konuştuktan sonra o banka memurunun size söylediği şeyleri aynen gibi düşünebilirsiniz yani. Sokaktan geçen insan gibi yani. Aynen, etkisi biter. Zaten burada anlam dediğimiz artı ve eksi sizin beyninizde anlamlar üretiyor. O duyguları eksi ve artı anlamlarınız oluşturuyor. Bunlar bitmiş oluyor zaten bu 13 maddede. Amacımız bu artı ve eksi anlamları nötr anlamlara dönüştürmek. Gerçeği gerçeği gibi kabul etmek. Tecavüzü yok sayamazsınız. Tecavüz oluşmuştur ama anlamlarını bertaraf edebilir.
anlamları bertaraf edip yani ha, tamam olay çünkü ölmüş bir olay. Keşke olmasaydı. Yani ben ne diyebilirim ki yani çocuk tecavüzüne destekliyorum gibi anlaşılmasın veya kadın şiddetine uygulayan bir erkeği destekliyorum gibi anlamasın. Bu iş olmuş bitmiş. Bu seni hasta ediyor yani. Evet. Bu senin kurtulman için yapılan çalışma. Yoksa bir şey kimseyi desteklemiyoruz. Elbette medeni kanunlara göre bütün suçlular cezalandırılmalıdır. Orada bir lafımız yok. Ama çoğumuz tabii bu 100 tane olayın bir tanesi cezalanıyor diyelim. 99 Hocam bazen o kadar büyük, o kadar büyük travmalar oluyor ki bize bile yazıyorlar sürekli. İşte babası taciz etmiş. Babası tecavüz etmişler var ya, bırak taciz. Evet hocam. İki kız kardeşi. Onlar da bir şekilde kendi zihinlerinde affettiğinde özgürleşmiş oluyorlar. Olmuş aynen. Bitmiş yani, değil mi? Aynen. Hangi şekilde? Aynen. Yani yoksa şöyle oluyor. Eşleriyle sorun yaşıyorlar sürekli. Kocalarına sorun yaşatıyorlar her şekilde. Kendileri zaten hasta olabilirler. Kendileri hasta evet. Olabiliyor. Engelli çocuk doğurabiliyorlar. Yani bir sürü uzantıları olabiliyor. Çok yönlü, çok çeşitli uzantı. Bir defa bu düşünceyle alakalı olduğu için düşüncenin uzantılarının sonuçları yani toplum çok sığ bakıyor bütün olaylara. Düşünce olayına sığ bakıyor. Ya da kaşık bükmek gibi bakıyor düşüncenin gücü dendiği zaman. Oysa ki düşüncenin her türlü uzantısı var. Belki yediğiniz bir şeyi bir saat sonra dışkılarsınız, kusarsınız, terle atarsınız ama düşünceyi atamıyorsunuz. O kalıcı bir şey yani beyinde taşıdığınız sürece bütün hayat formatınızda renkli bir şekilde davranışa dönüşüyor. Ve davranışa dönüşüp farkına varmadığınız çok sonuçlarınıza neden oluyor. Dolayısıyla düşünce deyip geçmeyin. Yani düşünce her şey. Yani her şey yani hayatın her parçası. Affetme de bunun en büyük anahtarlarından bir tanesi. Affetmediğiniz sürece asla ve asla mutlu veya huzurlu veya başarılı veya sağlıklı olamazsınız yani. Bu kesin bir şey yani. Onun için binlerce kanıt gösterebilirim size. Milyonlarca da tez yazabilirim yani bu konu üzerine. Sadece programımız bu saat bu kadarlık olduğu için bu saatte bu kadar toparlayabildim. Hızlı da konuşmaya çalıştım yani konular anlaşılsın veya çok anlatayım diye. Dolayısıyla yani affetmek ben 2000 yıllarında anlatıyordum affetmeyi. O zamanlar anlaşılmıyordum zaten. Bırakmıştım yani. Çok yoruldum affetmeyi anlatmakla. Hiç kimse affetmeye razı değildi. Anlatabildim mi? Yani herkes Allah affetsin. Ben niye affedeceğim? Hoca ne biçim konuşuyorsun? Yani tecavüzcü gelsin beni tecavüz etsin. Ben ondan sonra onu affedeyim falan. Evet. Bu kafalar vardı. Evet, evet, Allah'a evet. Şükür son zamanlarda ilk afirmasyonlar ve ilk böyle CD'ler sizde çıktı sevgili hocam. Evet, bu konuda. Evet. Doğru. Tabii şu anda 160 kişilik bir ekibimiz ve ekip olarak yazılımcılarımız var 10 kişiye yakın. Biz şu anda yüksek teknoloji kullanmaya başladık. Yani yazılım alanında uygulamalardan tutun işte gözlükler, yer gözlükler, işte kulaklıklar, işte Elon Musk'ın kurduğu Neuralink gibi bizim de bir kurumumuz var. Orada biz yazılım programları geliştiriyoruz, zihin yazılımları. Şu anda anlattığım şey aslında yazdığımız zihin yazılımlarının altyapıları. Ben size hani kendiniz evde uygulayabilirsiniz diye ücretsiz yardımcı olmak adına insanlar faydalansın diye anlattım. Normal şartlarda hani bunları yazılımlarda da kullanıyoruz bu temel şeyleri. Dolayısıyla o zamanlar CD'ydi ama şu anda artık yüksek. O zaman ama CD 20 yani 2000 yılında evet. Çok ileri bir teknoloji kullanıyoruz yine. Yine öyleydi. Tabii o dönemde hiç kimsenin yapmadığı yani telkinler ilk defa yani özellikle zayıflama alanında vesaire hiç uygulanmayan bir şeydi yani 2000'li yıllarda. Eczanelerde satılıyor siz bilirsiniz. Ben satıyordum yani yıllarca sattık evet, hocam. Evet. Ben zayıflama ilaçlarına karşı böyle değişik bir eczacıydım. Ağızdan kullanılan o şeyleri hiçbir tane bile satmadım yani düşünebiliyor musunuz? Çok inattım. İnanmadığım şeyi satmazdım. Ama 2000 yılında bu şekilde zayıflayabilirsiniz diye sizin CD'lerinizi satıyordum ve çok da başarılıydı. Evet. Ben kendim de onlarla böyle bir tane küçük CD çalar aldım. Bir tane kocaman vardı. Sonra küçükleri çıktı onu aldım. Yanımda taşıyordum. İnanır mısınız? Amerika'ya, Avrupa'ya yanımda götürdüm onu. Her gece uyurken açıyordum. O çalışıyordu yani. Yani kesinlikle yıllarca kullandım. Hala evet. Da onu unutuyorum hep. Ben burada getirip göstereceğim size, sürpriz yapacağım da. Getirmeyi unutuyorum yukarıda kütüphanede. Hala da böyle arada sırada dinlerim hocam.
çok hoşuma gider. Yıllarca dinledim çünkü. Sizin sesinizden dinledim. Çok da güzel yapmışsınız o zaman. Hakikaten yani çok inanıyordum. Ben çok inanarak dinliyordum ve acayip de yani iyiydi. Spor yapıyordum. İşte çok zayıftım, çok şeydim ama onsuz yani ona borçlu olduğumu düşünüyordum. Formumu filan. Gerçekten. Tabii, tabii. Telkinler. Şimdi mesela biz üretim grubumuz var. Yaklaşık 30 kişi falan. Yani 50'ye yakında hoca grubumuz var. Yani psikologlarımız, hekimlerimiz, işte diyetisyenlerimiz. Böyle ekip çalışması olarak yapıyoruz. Yani bir yandan IT'ciler, yazılımcılar, bir yandan editörler, işte grafikçiler, videocular vesaire. Yapay zekayı kullanıyoruz. Yani şu anda ciddi anlamda beyinle ilgili şeydeyiz. Kurum olarak hani dünya çapında ilk ona girecek bir şeyimiz var, altyapımız var. Yani beynin değişmesiyle ilgili bu bütün bu anlattığım konuların tamamını şeye dönüştürüyoruz. Teknolojiyi kullanarak, yapay zekayı da kullanarak. Mesela şu anda yapay zeka benim sesimde konuşuyor vesaire. Bir sürü konular, binlerce yüzleşme yazıyoruz mesela şu anda. Binlerce konuda yüzleşmeler yazıyoruz yapay zekanın katkılarıyla. Tabii felsefesini biz veriyoruz, yazılımını biz veriyoruz. O ayrı bir konu ama temel anlamda hani beslenmeden tutun, alkol, uyuşturucu, işte öfke vesaire. Bütün hepsinin yüzleşmeleri şu anda yani 1-2 sene içerisinde büyük bir şeyle gelecek. Dünyaya sunacağız yani. Sizdeki o CD'nin 1000 adetini, 10.000 adetini bir platformda bulacaksınız yani. Vay canına. Çalışıyoruz üzerinde. Evet. Müthiş. Gerçekten gurur verici hocam. Gurur verici. Benim de gurur duyduğum bir insandınız. Oldum olası. İlk yayında nasıl heyecanlandım anlatamam. Nasıl bu kadar şanslı oldum diye. Evet canım hocam. Oldu. Ağzınıza sağlık. Önemli. Yüreğinize sağlık. En kısa zamanda biz hemen Sercan'la organizasyonumuzu yaparız. Ya bunun devamını ya başka konuyla konuşur. Size tamam. Haber veririz canım hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki. Gerçekten varlığınıza şükran. Canım hocam. İki şükran bir sevgi bu arada. Sevgili canlar lütfen takip etmeyi unutmayın. Lütfen Denize Gece her yerden takip edin lütfen. Ve Denize Gece TV'yi izleyin lütfen. Abone olun. Özellikle kilo sorunu varsa ya da affedememe sorunları olanlar çok cüzi miktarlarla özel televizyonunuz olacak. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgili hocamın kitaplarını da okumayı unutmayın. Kitaplarını da okuyun. Hocam yanınızda var mı son kitabınız? Sözler. Yok, sözlerle ilgili. Yok şu mu? Anda açık. O benim başucu kitabım. Okuyup açıp okuyorum. Sözler var herhalde. Bir dakika. Var var. İkimizin de yanında değil mi? Evet var. Sözler evet. Var. O, işte, o kitabı da okusunlar hocam. Şöyle bir yakından ona bakalım bir dakika. Evet. Bakın Denize Gece Sözler kitabı. Açıp açıp başucunuzda dursun. Açıp böyle bir bölümü okursunuz. Hem kolay uyumanıza yardımcı olur. Hem de o frekanslarla uyursunuz. Denize Gece hocam bunları anlatır. O frekansla sabaha kadar mışıl mışıl uyursunuz ve rezone olursunuz. Hakikaten çok keyifli. Sözler kitabını herkesin olsun bir tane. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir akşam diliyorum.